Efendim Vav TV ekranlarından merhaba, Asıl Mesele programıyla karşınızdayız. Bugün çok özel ve çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bugün tarihiyle, dokusuyla, doğasıyla kendine dünyayı hayran bırakan şehir İstanbul'u konuşacağız. Ve İstanbul'u tabii ki İstanbul'u en iyi bilenlerle konuşmak gerekiyor malum. Biz de bu anlamda belki de İstanbul'un tarihini baştan ayağa yazabilecek bir ismi, kendisine hocaların hocası unvanı da var kıymetli hocamız. Rica ederim. Medipol Üniversitesi'nden Süleyman Zeki Bağlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Doğacıyız efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Allah. Medipol Üniversitesi'nden dedik ama aynı zamanda yaptığı araştırmalar, kaleme aldığınız eserleriniz o kadar fazla ki anlat anlat bitmez. Biz bugün sadece İstanbul'u konu alacağız. İnşallah. Şimdi İstanbul diyoruz kıymetli hocam. Hani evet. Ben bahsettim evet. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Evet. Bunun yanı sıra bugün dahi tüm dünyanın göz bebeği haline gelmiş. Ama tüm dünyanın da gözünü çevirdiği, göz diktiği bir şehir İstanbul'dan bahsediyoruz. Ama kendine ait bir kültürü olan, kendine ait bir dili dahi olan bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul'dan. Ben İstanbul diye söze başlasam, şöyle sizde nasıl devamı gelir? Estağfurullah, rica ederim. Teveccüh buyurdunuz. İstanbul deseniz her şeyi içerisine alıyor. İstanbul, İ ile I arasındaki bir I sesiyle telaffuz malum haliniz. Efendim, İstanbul deyince hatırınıza o kadar çok mesele geliyor ki bu milletin tarihinin, kültürünün, medeniyetinin bir özü, özelliği bizim burada teşekkül etmiş. Bunu söylerken hemen hatırıma ilk gelen efendim bu şehri İstanbul ki bir müslü behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Lale devrinde Nedim'in şiiri malum. Eskiden beri bunlar İstanbul'la efendim Fars beldesinin çekişmesidir. Necip Fazıl Üstad da der ki ana gibi yar olmaz İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun ağlayanı bahtiyar. Üstad da yakından tanıyordum. Allah rahmet eylesin Necip Fazıl Bey. Efendim metnimizin başlığını sizlerde koyduğunuz İstanbul'dan renkler, çizgiler ve sesler. Evet. İnşallah bu zaman içerisinde şehrimizi anlatırken teknik ve taktik bilgilerin yanında ama şehre has bazı özellikler var. Onları belki da ilk kez duyacağımız, estağfurullah, birçoğumuzun ilk kez farkına varacağı şeyleri sizlerden öğrenmeye çalışacağız. Gerek eserlerle, gerek tarihten notlarla, gerekse gerçeğiyle, tanımıyla. Estağfurullah. Dilimiz döndüğünce söyleyeceğiz. Orijinalde bir şey söyleyeyim. Ben de işte Medipol'deyim. Talebelere haber verdim. Şimdi ders gibi. Şu anda onlar da defter kalem yazıyorlar. Ne güzel. Ve bunlar onlara imtihan sorusu olacak. Onlara zaten da bir biliyorlar. Kez daha maşallah. Çok da meraklılar. Ben de seviyorum. Şimdi bizim bu konumuzun başında Medine'nin kardeş şehri diye bir tabir kullanıyorum. Fakirin efendim logosunda da görülüyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih hadisini söyleyince Konstantiniye diye bizim buranın ismi. Konstantiniye. Ve o Fem-i Saadetlerinden, Fem Arapça ağız demek. Fem-i Saadet onun güzel ağzından şehrimizin ismi geçtiği için burası Medine'nin kardeş şehridir. Hatta bu fakirin şu çalışmasını TRT okumuş Medine'nin kardeş şehri diye. Burası Medine'nin kardeş şehri. Osmanlı bu isme o kadar aşina, o kadar seviyor ki Konstantiniye tabiri koydu. İstanbul'da dediler. 34'te Cumhuriyet döneminde İstanbul'a döndü. Efendim. Hatta o kadar ki paraların üzerinde Durbe fi Konstantiniye yazar. Konstantiniye? Evet. Durbe darbetti. Vurdu. Yani para basıldı. Osmanlı parayı basarken üzerinde Durbe fi Konstantiniye de darbedildi. Konstantinopolis değil. O ayrı bir mesele. Biraz sonra geleceğiz. Hani şehrimizin böyle bir apayrı bir ehemmiyeti var. İstanbul efendim Akdeniz medeniyetinde iki mühim şehirden biridir. Biri Roma'dır, biri de bizim bu İstanbul'dur. Şehrimizin özelliklerinden biri içerisinden suyun geçtiği bir payitahttır, başkenttir. Dünyada deniz kenarında bulunan böyle ikinci bir şehir yok. Mesela Kahire içeridedir, Berlin içeridedir, New York içeridedir efendim. Aklınıza hangi başkent geliyorsa bunlar hep içeride. Başkentler. Zaman zaman kimi tarihçiler ya da yazarlar İstanbul ve Kahire'yi de onun yanına ekliyorlar. Roma, İstanbul, Kahire diye ama evet.
Ne dersiniz? Tabii olabilir. O da İslam medeniyetinin mühim bir unsuru Kahire'de. İnkar edilemez bir durumdur. Ama Akdeniz havzası olarak onu da zikretmek gerekir. Ama bizim şehrimizin Roma'ya benzemesinin bir özelliği var. Burası Yeditepe, Yeditepe'li şehirde. Efendim, bu Yeditepe Roma'da da var. Ona benzetebilmek için bunlar söylenmiş. İstanbul hakkında kısaca bir tarihle bahsedeyim. Daha teferruatlı olarak anlatacağımız noktalar var. Getirdim bir hayli kitap var. Bunları da anlatmak istiyorum. Hem yakın tarihimizde hem de geçmişten bakacağız. Çünkü yakın tarihimizde de aslında şu an gördüğümüz İstanbul'da belki de bizi üzecek çok fazla şeyler de var. Maalesef, yaşanmış olaylar. Maalesef. İsimler de var. Onları da dile getireceğiz. Onlar da var. Şimdi Roma İmparatorluğu olarak bir düşünmüş olalım. Roma Atlantik Denizi'nden bütün Avrupa'yı düşünün. Bizim Anadolu ta İran, Azerbaycan'a kadar. Oradan güneye doğru inin. Bugünkü Orta Doğu bölgesi, Mısır bölgesi, Kuzey Afrika, efendim Kartaca vesaire, Fas ve İberik Yarımadası'na kadar olan bölge büyük bir Roma devleti. Bu Roma devleti milattan önce kuruluyor, devam ediyor. Efendim, içerisine kurulan müstakil site devletleri var. Bunlardan biri de Bizantiyon. Oraya geleceğim. Onu da şu şekilde izah edelim. Bir efsaneler üzerinden İstanbul anlatılır. Fakat bu efsanelerin elbette ki hakikatle ilgisi yok. Mesela Boğaz'da Bosporus. Boğuz inek demek. Porus yok. Bosporus inek geçidi demektir. Efendim bir ineğin burnuna sinek kaçmış, denize atlamış, peşine gitmişler vesaire. Bu kabil efsaneler, İstanbul efsanelerinden çok çalışmalar var. Ama efsane hiçbir hakikatle alakası yok bunların. Şimdi şehrimizde Bizantiyon nereden geliyor? Bizans nereden dendi? Onu söyleyeyim, o şekilde giriş yapalım. Oradan Konstantiniyye'ye giriş yapalım. İnşallah öyle geleceğiz efendim. Bizans isminde bir komutanın başkanlığında bir ekip efendim bugünkü Mora Yarımadası'nın olduğu yerden göç ederler. Gelirken yolda efsaneye göre bir kahin görürler. Bizlerler dorlardan kaçtık. Yerleşecek bir yer arıyoruz. Nereye yerleşelim? Onlar da der ki körlerin olduğu bir memleket vardır. Görürseniz onların karşısındaki yer çok güzeldir. Oraya yerleşin. Bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yere gelirler. Bakarlar ki Kadıköy'de oraya Halkedon diyorlar. Halkedon diye taş vardır. Eskiden onların mutfak züccaci eşyalarında falan bir hayli kullanıyorlardı. Ve olsa olsa bunlar bu kadar güzel yeri görmediler de kördür ki bunlar efendim oraya yerleştiler. Ve bu şekilde ilk defa bugünkü Topkapı Sarayı'nın Sultanahmet bölgesine yerleştiler. Baştaki Bizans komutanları. Topkapı Sarayı'nın olduğu bölge. Evet, orası biraz daha işte Ayasofya'ya kadar geliyor. Diğer taraftan Ahırkapı'ya kadar iniyor. Diğer taraftan Sirkeci bölgesine kadar iniyor. Onun etrafına bir sur yapıyorlar. İstanbul'da ilk yapılan sur budur. Fakat bu surun bugüne kadar hiçbir taşı bulunamadı. Yıkıldı. İstanbul'da böyle 3 tane sur var. Yeri geldikçe bahsedeceğim. Efendim, burası Roma'ya bir site devleti olarak bağlıdır. Aynı şekilde Halkedon da öyledir. Bitinya. Bitinya bugünkü bizim Yalova, Yalakova. Yalakova. Osmanlı'da Yalakova. Yalova, orası da çok mühim bir sahadır. Ve bizim burası Roma ile anlaşıyor. Roma bunun varlığını kabul ediyor. O hayatını devam ettiriyor. Fakat Roma'ya karşı bazı hareketler oluyor. Niger var. Bu Bizans o tarafı tutuyor. Muharebeler oluyor. Kaybedince şehri efendim Roma yakıp yıkıyor burayı. Sonra tekrar ihyası düşünceleri başlıyor. Ve İstanbul'a Konstantiniye denmesi de Bizans denmesi de 16. asırda Alman Wolf var. Bu Wolf efendim Bizans diyor. Bizans ismi oradan geliyor. Yoksa şunu belirteyim. 395'te Roma ikiye bölünüyor. Doğu Roma ve Batı Roma ikiye bölünüyor. Batı Roma 476'da yıkılıyor malum haliniz. Burası Doğu Roma. Yani Fatih Sultan Mehmet Han burayı aldı. Mehmet diye de bilerek söylüyorum. Çünkü bizim insanımız Anadolu'da Mehmet'ler. Halil Mehmet. Mehmet. Mehmet'im sevinin başlar yüksekte. Evet. Ölsek de sevin eve dönsek de der Necip Fazıl. Mehmet. Anadolu insanı Mehmet demiş. Muhammed. Anadolu'da Mehmet olmuş. Mehmet. Ve bizim, farklı dillerde mesela Afrika'da ne deniyor hocam? Biliyorum. Mamati diyorlar. Mamati. Ha, orada bunu diyorlar. Şu var yani bizim millet hassasiyet gösteriyor. Muhammed ismindeki insan çok dikkatli olma. Bir futbolcu vardı gol atamayınca tribünler aleyhinde tezahürat yapıyordu. O taşıdığı müstesna bir isim.
müdrik olmalı, sporcu falan da. Şimdi onlar da Halil İnalcı'nın kitabı var, Fatih Sultan Mehmet Han diye. Mehmet Han. Hoca onu bilerek kullandı ve ısrar etmiş. O isimle basıldı. Ben Deniz onu söylüyordum. Bu İstanbul yazımızda da Mehmet diye yazdım ısrarla. Bunlar bilinsin. Bizim Anadolu insanı hatta çocuğuna Mehmet der. Hatta Anadolu'da hala Mehmet ismiyle anılır. Mehmet, Mehmet demişlerdir. İşte askerimize Mehmetçik denmiş. Evet. Ne kadar güzel bir şey. Valla bu hafıza, bu askeri Hazreti Peygamber'in ordusu olarak şey yapıyor. Bu ocak askerlik ocağı, peygamber ocağıdır. Hatta bu arada bir şey söyleyeyim. İskender Pala arkadaşımız geçen de anlatmıştı. Bir askeri birliğin girişine bir hanım bir kap getirir, yemek alır. Komutan birkaç gün sonra görür. Oradaki kapıdaki nöbetçi asker, niçin diyorlar bunu bekletiyorsunuz? Bu hanıma siz evine götürün yemeğini. Efendim, ertesi gün hanım tekrar gelmiş. Yaşlı bir hanım teyze. Komutan yanına gider, teyze çocuklar size getirecek, zahmet etmeyin diyor. Diyor ki, evladım diyor, evde diyor hasta bir çocuğum var, torunuymuş. İmkanımız da var ama burası peygamber ocağıdır. Bu yemek şifa olur diye buradan alıyorum. Hmm. İnsan tüyleri diken diken oluyor bakın. Yani peygamber ocağına olan muhabbetin tezahürü. İskender Pala geçen gün anlattı arkadaşım sağ olsun. Çok mühim bir unsur. Benim de çok hoşuma gitti. Gerçekten yani bizim, de etkilenmemek elde değil. Tabii şimdi İstanbul üzerinden gidiş Doğu Roma burası. Ne zaman Bizans oluyor hocam? Onu söyleyeyim. 16. asırda Alman Bizantoloji çalışan, Bizans çalışan, Doğu Roma'ya çalışan Alman var. Bir bilgin soyadı Wolf. O bu tabiri kullanıyor. Ondan sonra Bizans denmeye başlıyor. Yani 1500'lerden sonra söyleniyor. Yani İstanbul'un fethi zamanında Doğu Roma diye o tabii, zaman. Tabii tabii Doğu Roma. Fatih Sultan Mehmet Han bizim Doğu Roma devletini, imparatorluğunu aldı. Mümkün mertebede Osmanlı için imparatorluk tabirini kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. O da emperyalizmden geliyor. Osmanlı sömürgeci değildir. Eğer Osmanlı sömürgeci olsaydı bugün Rumeli'nin ne Sırp, ne Hırvat, ne Bulgar hiçbiri kalmayacaktı. Hakeza Afrika. Afrika, onlar da bunu şimdi. Tabii tabii bugün onlar da idrak ediyorlar, teşekkür ediyorlar. İsteseydi yapardı, sürerdi hepsini, giderdi. Ama biz adamlara iyilik yaptık, onlara dinlerine karşı saygı gösterdik. Ama bugün yaptıkları işlere bakın. Bosna'da, şurada, burada maalesef yapmadıkları. Acı, geride bıraktık. Çok bunlar, işte İstanbul üzerinde insan hatırına bunlar geliyorlar. Hatta inşallah unutmam söylerim ama şimdi söyleyeyim. Buyurun. Rumeli buranın ileri karakoludur. Rumeli? Rumeli. Ta Viyana'dan bizim bu İstanbul Boğazı'na kadar Rumeli'dir. Avrupa yakası dendi. Avrupalılaşmak uğruna bu söylenir. Aslında Rumeli burası. Rumeli yakası burası. Hmm. Eğer Allah muhafaza Rumeli düşerse burası düşer. Burası düşerse Anadolu düşer. Allah korusun. Bosna, Üsküp hepsi. Yani bugün Balkanlar diye anılan o tabii, coğrafya tabii, aslında Rumeli, tabii, Rumeli olarak tarihimizde tabii, o şekilde geçmiş, tabii, yer almış tabii, ve İstanbul'un ileri karakolu. Elbette burası da Anadolu'nun ileri karakoludur. Bu arada notlarım arasında var söyleyeceğim, denk düştü belirteyim. Hem böyle tarih, kültür tabii, üzerinden tabii, efendim, Vatikan'da bir yetkili şunu söyledi. Şey var söylemeyeyim. Biz diyor birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık. İkinci bin yılda Afrika'yı Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda Asya'yı Hristiyanlaştırdı. Fakat buranın kilidi Anadolu'dur. Anahtarı da İstanbul'dur. İstanbul'a hakim olmamız lazım. Varın siz düşünün. Tıpkı Erzurum için denir ya, Erzurum kilidi mülki İslam'ın. Öyle. İstanbul'da tabii, tabii. Hakeza Anadolu'nun. Tabii adam bunun idrakinde bakın bütün dünya dillerinde bizim İstanbul'un ismi vardır. Evliya Çelebi de söyler bunu. Mesela Çargırat'tır. Ruslar için. Rus'un nihai hedefi burayı almak, hatta başkent olarak burayı yerleşmek ister. Hala var. Var tabii. Şimdi İstanbul üzerine Fatih Sultan Mehmet İstanbul alınca, biraz da bu bilgileri de vermek istiyorum. 1453 malumunuz anlaşı kolay alınmadı İstanbul'da. Çok büyük bir hazırlıklar yapıldı. Hatta o şahi denilen top. O top bir ton ağırlığında yakın gülle atıyor. Edirne'ye giderken dökülüyor. Oranın yerleri bulundu. Şu anda tabii topları biz döktük. Bu toplar en büyük şahi İngiltere'ye veriliyor. Efendim. Diğer toplarda İstanbul'da iki tanesi Rumeli Hisar'ın önünde şu anda. Görmenizi isterim. Ama en büyüğü İngiltere'de. O da şöyle olmuş. Sultan Abdülaziz. Nasıl gitmiş? Söyleyeyim efendim. Abdülaziz Han zamanında İstanbul'a geliyorlar. Oryantalizmi de anlatacağım denk düşer. Ondan faydası olacak. Bunlar
İstanbul'da ne var ne yok biliyorlar. İstanbul çalışmalarını biliyorlar. İngiltere'den heyet gelirken heyetin başındakine diyorlar ki bu top mühim şeydir. Sultandan isteseniz bunu verir. Osmanlı'dan dinini, imanını, ahlakını istemeyin. Geri kalan şeyi verir. Din, iman, mal, ahlak, mülk. Namus. O ya gelince adam topu görüyor. Bu topu istiyor. Verdik diyor. Ve topun gidiş resimleri vardır. İnternette falan görülüyor bunlar. 16 ton böyle vidalı muazzam bir toptu. İçinde iyi bir set yok onun. Vurdu mu surları yıktı. Ve surları yıkılınca ondan sonra bir daha sur yapamadılar adamlar. O İngiltere'de. Adamlar teşhir ediyor. Hediye etti padişahımız. Hediye olarak. Biz hediye verdik. Hatta bu zatla inşallah biraz sonra gelecek Alman çeşmesi var. Arkadaşlara evet, bahsetmiştim. Evet. Alman çeşmesi, Alman İmparatoru Wilhelm geliyor. Gelirken parça parça getiriyor onu. O sırada ona demişler ki İstanbul'da İskender Lahdi var. Hususi olarak Lübnan tarafından getirildi. Bunu efendim isteyelim de Sultan Abdülhamit Han verirdi. İşte Alman çeşmesi. Sultanahmet Camii'nin hemen yanı başında. Tabii bundan. Sultanahmet Meydanı'nda. Burada mühim bir şey var. Arkadaşlara soruyorum. Bazen talebelerimde burada ne görüyorsunuz diyorum. Bakmayla görmenin farkı. Biraz sonra evet. söyleyeceğim. Bunu Abdülhamit haberdar olmuş. İmparatorla görüşürken çok kıymetli halılar hediye ediyor kendisine ve vakit dolduruluyor ve o isteğini Wilhelm söyleyemiyor. Ve bunu parça parça getiriyor. Bakın şunlar efendim. Bunlar haç işaretidir. Eğer bizde dostluğun varsa Wilhelm, bunun bir tanesini insan hilal yapardı. Adam bunu böyle haç işareti yapmış. Yani müttefik gibi görülürken şu anda da hala öyle. İstanbul'daki, şurada buradaki Alman vakıfların Türkiye'ye yaptıkları malum. Malum. Maalesef. Şimdi bu tabii görmenin, talebelerimle ders yaparken üniversitede çocuklar bir iki ay sonra fazla bir hocam artık görmeye başladık Peki, diyor. Müsaade nasıl müsaade edilmiş? Ha, hediye getiriyor. Hediye oluyor. Almanya'da parça parça yapılıyor. Hakikaten mimari özellikleri içerisindeki. Muhteşem bir mimari eser. Tabii tabii. Bir böyle türbemsi hali var. İçinde Abdülhamit'in inisiyali var. İmparator Wilhelm'in inisiyali var. Onlar görülüyor. Hakikaten çok güzel. Mozaikleri de. Ama dünyada azizim her şey fikir, her şey ideoloji. Kesin. Şimdi adam bunun işi geliyor. Ya sen buraya gelmişsin. Dostluk, ben sizi kabul ettim. Kapımızı açtık. Ya gelirken bari hürmeten bir tanesini hilal yap da ben seni takdir edeyim. Tabii. Şimdi adam bunu böyle işledi, getirdi, görüyoruz. Hani bizim okuyan insanlarımız da o zaman anlatırım. Buralara taş taş anlatırım biliyorum ama bunu böyle işlemiş. Koymuş. Hani bugün anlatılır ya bazen işte şuralarda aslında gizlenmiş haçlar görüyoruz buralarda ama bu şu an yani son yüzyılda yaşanmış şeyler değil. Bu geçmişte de tabii, vardı. Tabii, bu tür imgeleri içimize yerleştirmek. İşleniyor. Böyle gelip giderek şey yapıyoruz. İşte bakın görünüyor. Abdülhamit'in tuğrası görüldü. Arkadaşımız ona geldi. Sağ olsunlar. Çok güzel hazırlar. İsmail Bey'e görüştük. Güzel hazırlıklar yaptılar. Ayşe Hanım da çalışıldı. İşte Abdülhamit'in efendim tuğrası. Mozaik çok çok güzel hazırlanmış. Almanya'da bunlar hazırlanarak geldiler. İşte bir sütun başladı. Bu mozaikler de Almanya'da tamamen tabii hazırlanıyor. Tabii hepsi parça parça. Gelip burada monte ediyorlar. Burada monte ediyorlar. Hatta Alman İmparatoru daha sonra Suriye'ye gidiyor. Oradan Kudüs'e gidiyor. Bu konuda hazırlanmış doktora tezleri var. Şam Üniversitesi'nde daha Türkçe'ye tercüme edilmedi. Şimdi Alman kendi menfaati için bunu yapıyordu. Bu sütun başlıklarını görünce hatırımdaydı onu söyleyeyim. Fatih'te İskenderpaşa Camii var. Hep evet. İstanbul'la alakalı konuları söyleyeceğim. Hı hı. Efendim, caminin imamı Yaşar Hoca Efendi var. Sabah namazından çıkmışlar. İşte sakin bir gün. Birine bakıyor, caminin böyle duvarlarına bakıyor, sütun basıklarına bakıyor. İskenderpaşa Camii'ni söylemedim. Arkadaşlar bulup koyamayacaklar. Buyurun diyor, ne arıyorsunuz? Ben diyor papazım. Atina'dan geldim. Ve Türkçe konuşuyor bu adam. Sizin diyor bu camide Bizans unsurları varmış, devşirme. Onları görme. İskenderpaşa Camii. Ya ya. 1505 yılında yapıldı. Ben deniz tarihini yazdım oranı. İlgileniyorum. Allah Allah. Arkadaşlar şaşırıyor. Ya diyor, ben de bilmiyorum. Var var diyor. Ben de kaynaklarda gördüm. Ya olur. Çok ufak basit bir şey. Yani her mimar kendine veri yapmış olan bir mimar unsuru alır. Kendini orada kullanır. Adam bunu öğrenmiş. Sentez sonuçta. Tabii. Bunu birleştirmiş, reddetmemiş. Aa efendim. Camiye geliyor sabahın erken saatinde bir Bizans unsuru ve Türkçe konuşuyor bu papaz. Ya az bir şey değil yani bir davanın adamı. İlginç. Çok enteresan. Neyse şimdi hatırına bir şey daha onu söylemeyeyim. Dikkat çekecek bir unsur olarak söylüyorum. Bu sütun başlığını görünce oradan hatırıma geldi. Neresi var İskenderpaşa Camii'de? İzleyenler belki merak edebilir.
Gidip Yaşar Hoca Efendi'ye sorsunlar. Ben biliyorum da yani kafalarına dalgalı bir şey değil. Çok ufak bir şey de o papazın hassasiyeti benim dikkatimi çekti. Mesela Yunanistan'a gitseniz bizim hudutu geçtiniz mi İstanbul ismi yok. Söylerseniz muamelenizi yapmıyorlar. Konstantinopolis, Konstantin'in şehri diyor adam. Konstantinopolis tabii. Konstantiniye yok. Adam o kadar musirdir. Hatta ne zaman İstanbul oluyor hocam? 1934'te, Cumhuriyet döneminde. 1934'te 30, İstanbul deniliyor. İstanbul tabiri kullanılıyor. İstanbul da şehirden manası. Şehirden çıkıp gidiyorum. Stempolis'ten geliyor. Oradan diyor. Dünyanın bütün illerinde isimler. Hayret edersiniz. Arapçada Konstantiniye, Çargırat'tır. Macarca gelen bütün dünya dillerinde var. Çünkü İstanbul, mesela Yahudiler bile bilmem 3000 sene evvel burada Medyen'den bulunduğunu söylüyorlar. Merasimler yaptılar. Onlara ait İstanbul'da herkes bazı, kendine bir şey yani tarih İstanbul'dan ne orada koparabilirim, ne alabilirim. Böyle enteresan. Geçtiğimiz programda öğrenmiştim herhalde. 3. Ivan'dı yanlış hatırlamıyorsam. Hı-hı. Rus çarı. Son Bizans hanedanının kızıyla evleniyor. Hı-hı. Ve böylece hı-hı, Bizans'ın son yani varisi olarak adlandırıyor. Ve bu nedenle de İstanbul gibi bir hedefleri var. Hatta var. Bizans'ı yeniden kurup tabii, İstanbul'da tabii. Ve o Rus ailesinden, 3. İvan'ın ailesinden birilerinin de Bizans'ın tekrar başına geleceği konuşuluyor. Efendim siz bunu söyleyince hatırıma geldi. İnanın kaç gündür bu hazırlığı yapıyorum biliyorum ama faydalı olsun istiyorum. Mahdut bir zamanda güzel noktaları tebarüz ettirelim diye. Allah rahmet eylesin Aytunç Altındal. Evet. Kendisi fevkalade entelektüel, kültürlü bir insandı. Malta'da 3. paleolog. Ben diyor paleologların sülalesindenim efendim. Burada bir sarayda yaşıyor kendisi. İstanbul'a geleceğiz. Arkadaşımız İmece hangisini hocam? Gösterebilirseniz Ayasofya'yı gösterebilirseniz tabii, 0 tabii, derece tabii. Meridyen var. Onu anlatacağım burayla alakalı. Adamlar röportaj yaptı. Röportajı çıktı. Mükellef bir yerde oturuyor. Ben o sülaleden geliyorum diyor. Bir imkan olduğu ilk anda geleceğiz diyor. Bizim sülale devam ediyor. 3. paleolog. Biraz evvel bahsettiğim. İkiye ayrılınca burası sülaleler şeklinde idare edildi. Biri 50 sene, biri 60 sene, bir hadise oldu. Bir, tamam efendim burada durabilir. Tamam çok çok güzel, kafi. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, adam o davanın peşinde. Günaydın gazetesinde çıkmıştı. Resimleri var. Adam ölmüş. Şu anda kızı devam ediyor. Hala bu ideal içerisinde adam. Ne istiyorlar? Onu da söyleyeyim. Biraz daha geniş olarak alayım da evet, seyircilerimiz de işine yarayacak. 1951 veya 52 senesinde Adnan Menderes iktidara gelince Celal Bayar, Adnan Menderes, herhalde Fuat Köprülü de olacak. 3 veya 4 kişi Amerika'ya gidiyorlar. Hı hı. Amerika son derece ilgi gösteriyor. Diyorlar ki size biz her türlü yardımı yapalım. Marshall yardımı. Dozerler, aklınıza ne geliyorsa teknik aletler vereceğiz. Yedek parçalarını da vereceğiz size. Bu kadar yakınlık. Fakat diyor bir şey istiyoruz. Sur içerisinde Vatikan gibi bir devlet kurulmasını. Patrikhane, sur. Adnan Menderes ben bunu yapamam diyor. Ortodokslar için. Tabii. Ve Menderes'in asılmasının bir sebebi budur. Birkaç tane daha var onu anlatırım da Menderes konusuna gireriz. Şimdi o evet ben diyor bunu yapamam. Menderes İstanbul'a gelince göçün önüne açıyor. Asıl İstanbul Suruç İstanbul'u. Biraz sonra onu da söyleyeceğiz. Hmm. Ve İstanbul'a muazzam göçler başlıyor. Yani Edirne kapıdan dışarı gittiğinizde boş arsalar, tarlalar vesaire Anadolu'dan bavulunu kapan, taşı toprağı altındır diye İstanbul'a evet, gelmeye başladı. Yani burada Türk nüfusunu çoğaltmak Menderes'in. Tabii su uyur, düşman uyumaz. Menderes'in bu fikrini Batı biliyor. Ha, sen mi bunu yapıyorsun? Sen mi ezanı Arapça okuttun? Sen mi İmam Hatip'i açtın? İslam enstitüsünü açtın. Senin etrafını ben sararım. Masonlarla Ahmet Salih korur diye 30 dereceli bir mason var özel kalemi. Ondan sonra Menderes'i 27 Mayıs'a götürdü. Onların da hatası olabilir. Yani bu işlerin tahlili yapılması evet, lazım elbette. Muhakkak. İşte göçün önü açılıyor İstanbul'da. Yani şimdi o anlattıklarınız oldukça dikkat çekici. Bu evet akıllara sevri getiriyor şimdi bu. Tabii. O zaman da böyle bağımsız bir İstanbul evet, hayal ediyor. Demek ki bir Vatikan benzeri bir ülkenin kurulması hedefleniyor ta o zamandan beri. Elbette, bu, elbette, elbette. Merhum Menderes'e de tabii, bizzat tabii, söyleniyor zaten. Tabii, bunu biliyorum da detaylı olarak açmak istemiyorum. Getirdiğim şu bütün malzemeyi vesaire vesikaları göstermek istiyorum. Bunlar son derece ehemmiyetli. Menderes Allah rahmet eylesin. Her şeyi göze almış. İmam Hatiplerin tekamülü, yüksek evet, sahnesinin açılışı, efendim,
bu mesele. Önemli hizmetlerde bulunmuş bir Arapça devlet millet adamı. Cezayir'e silah veriyor. Adamlar gelmiş ve yapamayız diyor. NATO devletiyiz. Üstünden diyor silah, resmi sileriz. Başka bir şeyle silah kullanıyorlar ve Fransızları durduruyor. Bir anda hayret etmişler, bu silahları yoktu. Nereden bir bakmışlar mı? Ha, gelirse işte Menderes'e hazırlanan bütün komploların arkasında bunlar var. Şimdi hocam, şeyi merak ediyorum. Biz İstanbul'a çok büyük önem veriyoruz, önem atfediyoruz. Daima Anadolu coğrafyasında, işte kendi tarihimizden, Osmanlı Devleti'nden olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nden olsun, İstanbul'un önemini biz kendimiz için zannediyoruz. Şimdi Batı ülkelerinin İstanbul'a bakışı belli. İstanbul için hedefleri, emelleri belli. Tabii. Peki İslam dünyasının, Türkiye haricinde İslam dünyası İstanbul'a hangi gözle, hangi nazarla bakıyor? Peki bakayım, teşekkür ederim. O kadar çok anlatacak şey yazdım ki böyle konuştukça açılıyor. O konuyu da belirtmek istiyorum efendim şu. Biraz sonra gelsek Ayasofya varken. Tabii. O halde Ayasofya'yı konuşalım. Ama bunu hatırlatalım. Tamam. Lütfen onu biz de soracağız. Şimdi efendim kıymetli seyircilerimize görüyorlar. Ki İslam dünyasının zaten sembolü, İstanbul'a bakış açısındaki önemli bir yer. Tabii. 1 liraların üzerinde Ayasofya rölyefi vardı. Yani ilgililere buradan lütfen rica edelim. Ondan 1 milyar darp edip piyasaya çıkarsınlar. Son derece mühim. Hatıra ben talebe veriyorum. Çantam da var. Biraz sonra ikinci bölümde göstereceğim. Evet. Bir de bayrakla beraber 1 milyar darp edilmeli. Çıkartmalı ve piyasaya sürmeli. Öğrencilerime söyleyeyim. Onlara hediye olarak veriyorum. Bayrağı da veriyoruz. Ayasofya. Ayasofya için Necip Fazıl Türk'ün manası derdi. Hatta, İstanbul dediğimizde tabii ilk akla gelen. Tabii. Burası Fatih'in şeyi efendim. İşte Ayasofya'nın vakfiyesi. Evet. Size arkadaşlar görebiliyorlar. Evet. Hangi arkadaşımız görüyorsa. Bu son derece mühim. Ayasofya'nın açılışına büyük hizmet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin yanında Fatih Vakfiyesi'dir. Vakfiyeler çok mühim. Onu ayrıca şey yapacağım şimdi. Ayasofya sizin dediğiniz konuya da dönmek istiyorum. Bu fevkalade bir şey. Ben talebelerime bunu aldım, dağıttım. Çocuklarla gördük. Harikulade bir kitap. Çok güzel. Böyle bütün vakfiyelerin yayınlanması lazım. Ayasofya Vakfiyesi yayınlandı. Efendim, Fatih'in Vakfiyesi yayınlandı. Onun içerisine geçiyor. Hı hı. Mesela Kariye Vakfiyesi yayınlanmış olsaydı Kariye açılacaktı. 3 kere devamlı tehir edildi. Şu anda restorasyonda diye devam ediyor. O ne da diyor vakfiye bize? Burası cami olarak yapıldı. Hı. Ahirete kadar cami kalacaktır. Vakfedenin Semiz Ali Paşa onu söylüyor. Var bunlar. Bunların yayınlanan hiçbir şey değil. Vakıfların o müdürlüğünün kulakları içindesin. Bunlar anında çıkarılır. Hiçbir şey değil. Hepsi onların ellerinde. Ama böyle basıldı mı tamam. Dünya Vakıf Konseyi, Türkiye'yi siz vakfiyeleri esas almıyorsunuz diye kabul etmiyorlar. Biliyor musunuz? Çok enteresan bir vakadır bu da. Bugün Kıbrıs'taki vakıflar var. O Kıbrıs da bir vakıftır. Bu vakfiyeler bütün bizim tarihi eserleri yaşatmıştır. Restorasyonlar bunlarla yapılmıştır. Eğer bu vakıfların gelirleri olmasaydı ne Ayasofya? 2 milyon 800 bin altın Osmanlı harcamıştır Ayasofya'ya. 2 milyon 800 bin altın harcamıştır, ayakta durmuştur. Burası daha önce pagan döneminde bir din mabetti. Hı hı. Sonra Hristiyanlık döneminde kilise olarak devam etti. Fatih aldığında bu minareler yoktu malum haliniz. Evet. Efendim bu minarelerden bu minareyi Fatih Sultan Mehmet onu yapıldı. Evet, ahşapta yapıldı bu tuğla. Şu efendim 2. Bayezid zamanında yapıldı. Bunlar da 3. Murat zamanında Mimar Sinan'ın lazer hafif geliyor gösteremedi. Efendim, soldaki iki minare evet, benzer Mimar Sinan tarafından. Tabii yaptı. Destekleri Mimar Sinan verdi. Adamların burada ve kubbe biraz esnemeye başladı şu anda maalesef. Bu şunu belirtmek istiyorum. 0 dereceli meridyen 1932'ye kadar İstanbul'un üzerinden ve Ayasofya'nın hilalinden geçen kabul ediliyordu bize göre. 0 meridyen. Evet, 0. Kaynakları da var. Bu sadece bunun yanı sıra tabii birçok kişi belki ilk kez duyacaktır. Bugün İngiltere Greenwich olarak biliniyor. Hı hı hı. Dünyanın sıfır noktası olarak hani orası da kabul ediliyor. Evet, evet. Ama İstanbul'muş çok yakın tarihe kadar. Tabii 32 yok bizim için öyleydi. O Greenwich'i kabul ediyordu. Bize İstanbul gelen gemiler koordinatlarını bize göre alıyordu. Sen milyon taşı. Onu da söyleyeceğim. Bugün Osmanlı arşivinde araştırdım. Ayasofya'ya göre çizilmiş haritalar var. Hayret edersiniz. Bunları da getiririm de burada her tarafı tutardı. O harita çok tartışılıyor hocam. İşte her ülke kendine göre bir harita çiziyor. Tamam.
Doğu, tabii, Batı, evet, Orta evet, Doğu evet, evet. vesaire isimlendiriyor ama tabii, tabii. Ecdat tabii. Merkez olarak Ayasofya'yı kabul ediyor. Tabii bizim için hareket noktası burasıydı. Ayasofya'da çok isterim. Yani ilgili bir birim, belediye hangisi yaparsa oraya paket taşı döşemeli, şuraya kadar gelmeli ve yazmalı. 1932'ye kadar Osmanlı'da ve Cumhuriyet'in döneminde bu böyle devam. Sonra kaldırıldı. Bunu bendeniz birkaç yerde bahsedince bir üniversite bunun seminerini, sempozyumunu yaptı ama bilmiyorum evet. kitabını çıkarttılar mı. Bu bir kuvvetin, kudretin ve şahsiyetin ifade. Biraz evvel bahsettiğiniz efendim milyon taş, o da hemen şurada olacak ama görünmüyor. O da Roma, Bizans döneminden beri. Buradan başlayan yol efendim Sultan Ahmet'ten çıkar, Çemberli Taş'a gelir. Oradan Divan-ı Ali'dir aslı. Divan yolu devam eder. İkiye ayrılır. Mese deniliyor bu caddeye. Biri Edirne Kapısı'na kadar gider. Diğeri Yedikule'ye, Altın Kapı'ya gider. O yol Florya'dan geçer. Batı Trakya'dan efendim Roma'ya gider. Sıfır noktası olarak. Yani. Tabii Roma'da bunu kullanmış. Bizans da bunu kullanmıştı. Hatta uzaklıklar, gidiş gelişler hep ona göre ayarlanmıştı. Bu büyük devlet, ben buyum. Diğerleri onu kabul ediyor. Bizde de böyleydi. İşte Osmanlı Topkapı Sarayı mesela biraz sonra göreceğiz inşallah. Dünyadan şu anda Beyaz Saray idare ediliyor. Bir Amerikalı ile konuşuyorduk. Çok merak etti. Topkapı Sarayı'nı gördük. Çok güzel. Biz de White House, Beyaz Saray biliyoruz falan. Onlardan evet. memnuniyetlerini ifade ediyor. Ama dedik şimdi şu var. Osmanlı Devleti Topkapı Sarayı'ndan 400 sene idare edildi. Dünya 200 sene idare edildi. O zaman kan ve gözyaşı yoktu. Şu anda Beyaz Saray idare ediyor. Dünyada kan ve gözyaşı vardı. İnanın söyleyince yüzlere böyle asıldı bir anda. Talebe ya çocuklar böyle şeyleri bilin. Yeri geldiğinde bunları konuşmak lazım. Şimdi bu adam... Tarih bilincini aşılamamız gerekiyor. Ama bu anlamda eksiklerimiz var. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Biraz evvel söylediğinize geleceğim. Bir özel kanalda yayın yapıyorlar. İlgililer Bizans perest tipler böyle. İşin topun kantarın topunu kaçırdılar falan filan. İstanbul Milli Eğitim Müdürü, şu anda zannediyorum beyefendi dinliyor, haber gitti ona yarım saat evvel. Bizans dersi koysun, çocuklara İstanbul'u gezdirsin, göstersin. Tamam biz reddetmiyor, bir vaka burada Roma'da var, Bizans'ta var ama biz varız. 569 senedir ben buradayım ya. Onu ben reddetmedim ki hepsi ayakta duruyor, kullanıyoruz. Onu istediler. İstanbul, ben de Milli Eğitim Müdürü'nden şunu istirham ediyorum. Herhalde branşımız aynı, tarih edebiyat. Bizans dersi konulsun dediler. Tabii tabii. Aynen. Böyle bir teklif sundular Milli Eğitim'e. Program sonrasında ben size söylerim bunu. O anda ben WhatsApp'ta beyefendiye attım böyle böyle istekler var falan diye dönüş olmadı. Şu anda evet. da talebelerim haberdar ettiler biraz evvel. Bir programı dinleyin size gönderme olacak diye. Bunu açıkça söylüyorum. Milli Eğitim Müdürü, İstanbul Milli Eğitim Müdürü İstanbul dersi koymalı liselere. İstanbul dersi. Hadi hocanı yetiştir, et yap arkadaş. Dersi al, çocukları gezdir. Hatta biraz sonra gelecek Fatih Camii harikulade bir eser. Çünkü İstanbul'u bilmek, İstanbul'u tanımak tabii. özellikle genç dimağlar için başta İstanbul'u sadece tanımak da kalmıyor. Tabii. Osmanlı'yı tanımak demek, tabii. Türkiye'yi tanımak tabii. demek, tarihi tanımak Elbette. Demek. Elbette. İslam dünyasının ehemmiyetini biraz sonra da onu arz etmeye çalışıyorum. Çok arzu ederim. Ben deniz yaptım. Talebelerimi alır. Fatih Camii'ne giderdim. Fatih Türbesi'ne oturdum. Çocuklara Yasin, Tebareke hepsi birer sayfa okurdu. Gelenlerde görürdü. O çocuklar şimdi koca koca adam oldu. İz bırakmış. Hatıra. Düşünüyorum çocukları o dersin içerisinde siz talebenizi götürün. Hünkar Mahfili'nde tarih dersi yapın. Hünkar Mahfili'ni bir görseniz ben deniz belgesel hazırladım bizim Mahdum'la beraber. Hı hı. Bir Fatih Külliyesi programı yapsak bizim belgesel üzerinden İnşallah. Anlatırım. Azizim o kadar güzel ki padişah cuma namazına geliyor, abdestini alıyor. Orada Hünkar Mahfili'nde namaz kılıyor. Bu güzel. Şimdi Ayasofya'nın işte Fatih Cami. Evet burada bir dakika durur musunuz? Teşekkür ederim ne güzel hemen. Haberdar oluyorum. İsteyin hocam. Yeter ya, ki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Ya bu Fatih İdana bu bambaşka. Ben bir tuhaf çünkü bendeniz. Bu anlamda çok önemli bir eseriniz de var. Yani, estağfurullah. Estağfurullah. Fatih Camii'nde belki en güzel sizden dinleriz. Estağfurullah. Külliyesiyle birlikte. Evet inşallah bir gün söz. Ama Serhat Bey gelecek. Size gelin taş taş buraya. Serhat i̇nşallah. Bey'in baba size taş taş göstereyim. İnşallah. Oraya. Çok mutlu oluruz. Sizden dinlemek Fatih Camii'ni. Estağfurullah. Memnuniyetle. Bütün ATV ekibine, AA Haber'e bunları gösterelim. Bu halıları Sultan Abdülhamit Han yaptırdı. Onun hediyesidir. Fatih o dönemden. Tabii tabii Abdülhamit Han'ın hediyesidir bu. Aynı şekilde Bayezid Camii'nin halılarını da hediye etti.
Ayasofya'yı da yapmıştı fakat Ayasofya müziğe çevrilince kaldırıldı. Kahallar ne oldu? Vallahi kaçıranları bulsak da sorsak yok. Çünkü Mavi renkteymiş. O dönemlerde biz çok fazla tarih kitaplarında gördük. İşte türbelerde, camilerde bulunan halılar, işte kimilerince ofislere, kimi maalesef. Böyle farklı yerlerde kullanıldığını gördük. Tabii. Aynı bu büyüklükte tasavvur edin. O günün tezgahıyla ve elde dokunuyor. İnanır mısın? Ben deniz bunların tek tek resimlerini çektim. Şu bir motifi çekin, çerçeveleyin duvarınıza alsın. O kadar güzel. Harikulade. Fatih döneminde, Abdülhamit döneminden kalan şu ön kısımdakiler. Bunları yeni yaptılar ama aynı motifleri işlediler. Burada şunu göstermek için durmasını istedim. Efendim burası müezzin mahfili. Lütfen şurada bir namaz kılın. Bir de camiyi buradan görün. Burada şurada bir lehva var. Bu lehvayı anlatmak isterim. Ben deniz bunu yayınladım. Ama uzun zamanda çalıştım. Merhum Emin Saras hocamız da bana yardımcı olmuştu. Allah rahmet eylesin. Çünkü burada bir yazı vardı. Zor okuyordum onu. Bir ayeti kerime küfiyle. Bu efendim Mimarzade Mehmet Ali Bey'in yağlı boya lehvasıdır. Mimarzade Mehmet Ali Bey. Mustafa Sabri Efendi Şeyhülislam'ın damadıdır. Kendisi sanatkar efendim yapmış. Bunu kayınpederine hediye etmiş. Onlar yurt dışına çıkınca, çıkarılınca bu koltukçuya diyor. Eskiden eskicilere koltukçu diyorlar, koltuk satıyor falan diye. Millet hatta korkusundan koltukların içerisinde fermanları, beratları sokarmış. Kaç kişi onları böyle beratları bulmuş, bunu koltukçudan aldın diye derlerdi eskiler. Bu levhayı da bir hanımefendi almış, bir altına almış. Bugünün parasıyla işte 4.000 lira, 5.000 lira götürürken Malta Çarşısı'ndan geçiyor. Emin Saras Hoca Efendi anlatmıştı merhum. Bu levhayı? Evet tabii bakın hikayesi. Hiç hatırımda yoktu. Gördükçe hatırıma çok şey geliyor. Hanımefendi demiş, bu demiş Fatih Camii'nde Sabri Efendi'nin evindeydi. Lütfen bunu camiye verelim. Camiye hediye ediliyor. Gönlümden geçer büyük bir firmamız, kültür sanat meraklısı. İşte alın bunu tıpkı basımına yapın. Bunu hediye edin, büyük yerlere asasın birebir. Levhada ne yazıyor hocam? Onu da söyleyeyim. Çok ince. Ben karşına geçer saatlerde seyrederdim. O kültür dergisi vardı benim. İki kere orada çıktı ama güzel çekemiyorum. Şu anda muhakkak çekmeli bir restorasyondan geçirildi bu. En güzel çekileceği günler şu. Pırıl pırıl bunlar. Bir ayeti kerime var. Kuvvetli ışıkla çekmeli. Üst tarafından bakarken efendim şuradan bakıyorsunuz. Burada efendim Yıldız Camii görülüyor Abdülhamit'in. O seyir köşkü görülüyor. Şu tarafa doğru baktığınızda Topkapı Sarayı görülüyor. Kadıköy Üsküdar görülüyor. Biraz daha aşağı indiğinizde Kabe. Ondan sonra efendim Ravza-i Mutahhara görülüyor. Tam şurada da buradan tabii görülemiyor. Abdülhamit'in yaptırdığı efendim tren yolu görülüyor. Abdülhamit'in İslamcılık politikası, İslam politikasının ifadesidir bu. O çok bariz belli. Yalnız bunun bir fotoğrafını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hoca Efendi'nin odasında duvarda gördüm. Ama kim yaptıysa çok güzel. Fakat o kadar çok olmalı ki burada bu hediye dağıtılmalı. Şimdi biz daha gittiğimizde muhtemelen daha dikkatli bakacağız. Estağfurullah. Sonra... Tabii. Gönlüm burada bu olmalı. Çok bile hatta hediye edilmeli. Filanca firma bassın ne olacak? Tevazuan ismini bile koymasın. Bu çok mühim. Bu lehva, onu anlatıyorum. Mimarzade Mehmet Ali Bey'in başka lehvaları Dolmabahçe Sarayı'nda da var. Evet, Sabri Efendi'nin oğlu. Evet, Sabri Efendi'nin damadı. Ya bunlar çok çok güzel insanlar. Burada efendim bakın şu köşede, şurası ne biliyor musunuz? Yani İstanbul'la alakalı. Burası efendim Buhari Hanlık. Handen okumak fiili Farsça. Buhari Han, Buhari'nin okunduğu yer. Ve vakfiyede yeri var. Fatih Vakfiyesi kocamandı, getiremedim. Onu da göstermek istiyordum. Buhari okunacak. Bir hoca efendi her gün Buhari okuyacak ve ona yevmiye şu kadar akçe para veriliyor. Ve okuyacağı yerde şurada kapıdan girdiğinizde hemen sağ taraf şebeke, nefis bir yer burası. Yani o estetik o kadar güzel ki, yani Buhari Şerif'e o kadar önem verilmiş ki. Bu da oryantalistlerin muzur çalışmaları. Biraz sonra oryantalizme gireceğim de tabii, bu konuyla. İkinci bölümü özellikle onu. Onu da lütfen hatırlatın. Tabii. Biraz evvelki konuyu unutmadım. Tabii. Onu da söyleyelim. Fatih Camii'nde valla burada bizim ailece de bizim merhum kayınvalide buraya gelir. Yani hep onu şey bilinir kıymetli hocam. Camilerde mesela Ayasofya'da daima Kur'an-ı Kerim okunurdu ama Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Buhari okuması da yapılıyor. Tabii o şu efendim onu belirteyim. Bizde 3 kitap için, şimdi bizim talebeler lütfen bunu yazın çocuklar. Şimdi şu anda onlar devam ediyor. Çok hoşuma gidiyor. Finaldir, vizedir hocam anlattığınızda not tutuyorlar, yazıyorlar. Gaye öğretmek. Şimdi öğrensinler, yazsınlar. Bizler de. Bizler de bir öğrencimiz kabul edin. Sorularımızı o minvalde aldık. Rica ederim, estağfurullah.
Bize 3 kitap için bina yapılmıştır. 3 kitap. Bu kitaplardan biri Kur'an-ı Kerim'in tedrisatı için, Darül Kurra'lar yapılmıştır. Darül Kurra'lar. Hadis-i Şerif tedrisatı için Darül Hadisler yapılmıştır. Darül Hadis. Üçüncüsü de Mesnevi-i Şerif, Mevlana Hazretleri'nin okunması için Mesnevihaneler yapılmıştır. Darül Mesneviler yapılmıştır. Bunlar hala İstanbul'da var. Yahu bu bizim tarih kitabında niye yer almıyor? Milli Eğitim Bakanı arkadaşımızın kulakları çınlasın. Biraz sonra Yavuz Sultan Selim'i göstereceğiz. O çamurlu kaftan niye yok? Ben deniz raporunu verdim. Kime verdiğimi de söylerim. Bakan Bey ararsa söylerim. Sonra söyleyeceğim. Şimdi burada söylemiyorum. Çağrılarımız olsun, sosyal mesajlarımız olsun. Şimdi tabii sosyal mesaj. Şimdi Milli Eğitim Müdürü arkadaş inşallah haberleşiriz. Fatih Camii geçince sizin söylediğinizi unutmadan onu arz edeyim. Bir tabii. Şey mi soracaktınız? Affedersiniz. Buyurun. Fatih Camii'den de Eyüp Sultan'a gidelim isteyecektim. Öyle. Tabii bu vakit yetmeyecek. Daha var bu birinci dönemde. Tabii tabii. Şimdi benim sorum şeydi hocam. Evet Batı İstanbul'a bu gözle bakıyor. Biz zaten göz bebeğimiz İstanbul. Evet, İstanbul'a çok büyük önem atfediyoruz. İslam dünyası için de İstanbul böyle midir? Çünkü sizin bu İstanbul yazınızdan da ben gördüm. İslam şehri. Tabii. Teşekkür ederim. Orayı da söyleyeyim. Siz bana Eyüp Sultan'a vali... Oraya geleceğim ama bu İslam şehrini yani İslam dünyası nasıl görüyor? Onun da cevabını alayım. Eyüp deyince bizim validenin doğumu Eyüp. 1320. Anam 1920 annemin. 1336 pardon. Validenin kabri de bizim burada. Eyüp Sultan bambaşka. Manevi, uhrevi taraf var. Burada mühim bir nokta var. Bakın oryantalizmle alakalı. Gerekli ilim adamlarıyla vesaire konuştuğumuz falan oldu. Fatih Sultan Mehmet fetih sırasında Akşemseddin'e rica ediyor. Keşfen, manevi bir tarafta. Ve burada Eyüp Sultan Hazretleri'nin yerini buluyor. Ve asker bunu duyunca cuşu huruşa geliyor. Çünkü bütün tarih kaynaklarda var. Ebu Eyyub el-Ensar'ın İslam. Niye fetih hadisini söyledi Hazreti Peygamber aleyhissalatü. Ona layık olabilmek için geliyor bu. Ne demektir? Ta Medine'den geliyor. Ne kadar zor yürüyerek geliyor. Gemilerle geliyorlar uzun iş. Vefat edince bana... Yaşı olmasına rağmen... 80 yaşında yolda irtihal ediyor. Beni en yakın yere gömün diyor. Hadis-i Şerif var en yakın yere gömüyorlar. Hatta Bizans çıkartırız. Eğer diyor çıkartırsanız size Suriye mıntıkasındaki Rumları düşünün ve çıkaramıyorlar. Onlar da hürmet etmişler. Doğruyu söylemek lazım. Keşfen bulundu. Akşemseddin'i. Fakat şimdi bazı bizim hocalar, yani bizim insanımız, güzel, bilgili insanlar, bu bir oryantalist kafasıyla Eşilli diyor, bir manastırın taşı bulundu. Yahu önceden hoca bunu keşfen bulunduğunu diyordu. Adını size sonra söyleyeceğim. Efendim, oryantalist düşünce. Oryantalistler devamlı şüphe uyandırmak istiyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bir şey yapamıyorlar. Onu da açarız inşallah. Hadis-i şerifler üzerinde, bizim tarih üzerinde, Arapçanın sarfiyle, nahviyle, tarihiyle, her konuda ayrı bir çalışma sahaları var. Ve çarptırıyor işi. Daha sonra hocaya söylemişler. Hocadan öyle söylendi ve kitabına da geçti hocam. Orada da kaldı. Şimdi İslam dünyası için niçin ehemmiyet arz ediyor söylemiştiniz. Onu da belirtin. Evet. 1514 Yavuz Sultan Selim biraz sonra gelecek daha tabii. O gelecek. Hafsa Sultan'ın türbesini anlatacağız arkadaşlar ilgilenin. Sorunun cevabı da ufak ufak ortaya da çıkıyor. Çünkü Ayasofya, Eyüp Sultan. Tabii. Şimdi efendim Yavuz Sultan Selim Mısır Ridaniye seferine çıkıyor. Efendim Mercidabak seferine çıkıyor. Hatta şeye gelince, Şam'a gelince orada Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin kabrini buluyor. Onun keşfi var. Diyor ki Sin Şın'a gelince benim kabrim bulunacak. Sin, Selim'in Sin'i. Şın da Şam'ın Şın. Ondan sonra ve keşfe bulundu. Muhyiddin Arabi kendisi Endülüs'te doğmuştur. Malum haliniz. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan 50 sene evvel dünyadan geçiyor ve sözü var. Bir devlet kurulacak. İsmi Osmanlı olacak. Kıyamete kadar baki. Bunun levhası Yıldız Camii'ndeydi. Restorasyonda o levha gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Orijinal. Orijinaldi. Ya resmini de çekmiştim. Fotokopisi de var biliniyor. O Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin büyüklüğü. Ve Yavuz Sultan Selim Mercidabık Ridaniye harplerini kazanıyor. İşte Mısır'a giriyor. Oradan mukaddes emanetleri alıyor ve İstanbul'a getiriyor. Gelirken hırkayı saadeti getiriyor. Hırkayı şerif ayrı. Onu da inşallah anlatırım. Hırkayı saadet İstanbul'a getirilirken yolda devamlı Kur'an okuyorlar.
Bunu hiçbir fıkıh kitabında göremez. Ama bu milletin örfüdür, adetidir. Bu fıkha karşı olan bir şey değildir ki. Elbette evet. ki okunacaktır. Ve 40. da kendi okunur. İstanbul'a geldiğinde efendim halk böyle toplanmasın falan gece vakti girer. Topkapı Sarayı'nda has o da kendi olduğu yere hırkayı saadete getirir. Diğer mukaddes emanetler de gelir ve hilafet Osmanlı'ya geçer. Hilafet bir siyasi güçtür, siyasi otoritedir. Bugün efendim bir Vatikan var malum, bir Dalai Lama var, efendim bir Bartolomeos vardır. Bunlar hep siyasi meseleler, siyasi dini merkezler böyle görülüyorlar. Ama bugün Müslüman halifesi yok. Burada bir şey belirteyim, bizim çocuklar arkadaşlar da... İki kutsal şehir diyebiliyoruz biz, Mekke, Medine... Kudüs. Kudüs ve İstanbul. İstanbul. Şimdi şunu bilmeli. İslam... Ama bir merkez diyebileceğimiz bir şehri evet. yok değil mi şu anda? Şunda bizim için şu var. Onu... Yani Darül Hilafe. Oraya getirmek istiyorum şimdi efendim. İslam dünyasının ayaklarının 3 tane unsur vardır. 1- tevhid inancı. 2- hilafet. 3- yazı. Bu birlik sağlar. Bugün bütün Müslüman unsurlar hepimiz aynı tevhid inancı içerisindeyiz. Bugün tamam. Uygur Türküyle bir Boşnak'ta, Arnavut'ta hepimiz aynı tevhid tamam. Ama bugün Müslüman halifesi yok. Bugün bir İslam birliği ortaya koyacak yazı yok. Kiril alfabesi, Latin alfabesi, İslam Uygur Türkleri İslam alfabesiyle yazıyor. O kadar güzel yazıyorlar ki Türkistan'daki bütün Türk grupları Ruslar böldü iyice. Kiril alfabesini kullanıyor. Şimdi Latin alfabesine geçmesini istiyor. Bir birlik yok. Bu üç unsur çok mühim. Bir ufuk açıcı nokta bunlardır. Hı. Yavuz Sultan Selim Han geliyor ve Hırka-i Saadet has odaya konuluyor. Orada devamlı Kur'an-ı Kerim. Hatta 40. da kendisinin okuduğu söylenir, okunuyor. Bu Yahya Kemal Beyatlı 1920-21 senesi İstanbul'un işgali günleri sarayı geziyor. Çünkü o sırada sarayda işgal günleridir. Hanedanın hanım üyeleri orada kalmaktadır. Hırka-i Saadet'in önüne geliyor. Hacet penceresinden bakıyor. Bir hoca efendi rahlede oturmuş, lahuti bir tarzda Kur'an-ı Kerim okuyor. Yahya Kemal çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nin bekasını şurada gördüm diyor. Birincisi, Hırka-i Saadet'te okunan Kur'an, ikincisi de Ayasofya'da okunan ezan. Nefis bir şey. İki nokta. Hırka-i Saadet'te okunan Kur'an, Ayasofya'da okunan ezan. Bu hala... Şimdi ihtas edildi, yapılıyor. Hırka-i Saadet'in efendim açılışı oldu. Yeri gelmişken belirteyim Ramazan'da geliyor. Padişah Ramazan 15'inde gelir efendim. Orada temizlik yapılır. Bizzat padişah kendisi gül suyuyla bütün çinileri siler, temizler. Ve o alınan, kullanmış olan gül suyunu kovalarla dışarıda bir kuyuya dökerler. Onun bileziğini görürsünüz orada. Ayak değmesin diye oraya dökmüş Osmanlı. Bakın ne kadar dikkat. Bir ağacın dibine de dökmüyor. Bir kuyuya döküyor. Bundan 40 sene kadar evvel içerisine dalgıçlar indi ve o kuyun içerisinde zümrüttür, zebercettir buldular. Hatta Sultan Reşat Han kendisi temizlik yaparken bayılmış iftara yakın Sultan bir vakitte. Ya durmuşlar biliyorlar rahatsızlığını. Ayılmış ve yine silmeye bakın edep ve terbiye. İşte Osmanlı ayaktan budur. Cihat ruhu edeptir. Edep. Ne kadar mühim. Edep. Bu ruh, cihat ruhu. Şimdi bu cihat ruhuna da müşahhas bir misal olarak söylemek istiyorum. Rumeli Hisarı yapılırken, belki biraz sonra söyleriz, 4 ay 10 günde yapıldı Rumeli Hisarı. Boğaz'ın en dar yeridir orası. Hı hı. 2000 kişi çalışıyor. Bugün ne dozeri var, ne kamyonu var, taşlar çekiliyor, hayvanlarla taşlar getiriliyor. Rusya'dan mimarlar gelmiş, inanamadı adamlar. Ama ona cihat ruhu deseniz onu da bilemez, onda o yok. Ama Osmanlı'da var, cihat ruhu ve edeptir ayakta tutmuş olan. Onun için edep yahu yazılmış. Eline, diline, bedenine hakim ol. Edep ya. Fakültede mescide astım, orada duruyor. Yani bu kısa bir cümle ama insanı efendim tedip eden bir noktası var. Saygısızlık yapana da edep yahu derlermiş. O da çok üzülüyormuş. Keşke beni darbeseydiniz de bunu söylemeseniz dermiş. İşte evlere de asmak lazım bunları böyle. Şimdi o ruh, Hırka-i Saadet açılıyor. Mukaddes emanetler orada. Yanılmıyorsam 716 tane mi, 720 tane orada mukaddes emanet var. Hala gidildiğinde tüyler diken diken oluyor. Tabii yani. Hazreti Peygamber'in su içtiği ahşap bir çanak var. Onun etrafını bizimkiler gümüşle, altınla feda olsun. Buyurun bir şey diyeceğim. Şimdi şey dedik, Ayasofya dedik, Eyüp Sultan dedik.
Eyüper Ensari dedik, kutsal emanetler dedik. Burada bir virgül koyalım İstanbul'un önemi için. Kısa bir araya gidelim müsaadenizle. Aranın ardından devam edelim, olur mu hocam? Peki, arkadaşlık pekey demekte kayıp. Peki. Efendim Süleyman Zeki Bağlan hocamızla birlikteyiz. İstanbul'u konuşuyoruz bilinmeyenleriyle. Çok yeni şeyler öğrendik. Aranın ardından da devam edeceğiz öğrenmeye. Efendim asıl mesele devam ediyor. VAV TV ekranlarında İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul'un tarihini, İstanbul'un dokusunu, İstanbul'un eserlerini, değerini hem dünya için hem de tabii ki İslam medeniyeti için İstanbul'un önemini, anlamını bir kez daha detaylandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki İstanbul'u konuşurken çok kıymetli bir konuğumuz var. Süleyman Zeki Bağlan, Medipol Üniversitesi'nden aynı zamanda önemli araştırmalara ve önemli eserlere imza atmış bir isim. İlk bölümde elimizden geldiğince İstanbul'un önemini anlatacak bazı eserler üzerinden gittik. Ki kıymetli hocam İstanbul'un tarifini de yaptı aslında. İstanbul'un isim olarak nereden geldiğini ve İstanbul'da bugüne kadar ne tür imgelerin yer aldığını anlattı. Ben ikinci bölüme başlamadan önce hocamızın kaleme aldığı Ramazanname'de bir İstanbul'un özelliklerinden bahsetmişti. Onlardan bir iki okumak istiyorum ki çok da önemli aslında. Biraz önce kıymetli hocam edepten bahsetmişti zira. Hemen ben de bahsedeyim. İstanbullu terbiyeli, kibar, medeni, gerçek bir İstanbullu ben kelimesini kullanmaz. Onun yerine bendeniz ve veya fakir der. İstanbul kültür ve adabı muaşeretinde sık sık ben demek çok ayıptır, büyük bir nakisedir demiş. Benim evim demez, fakirhane der. Sizin eviniz demez, devlethaneleri der. Baban, anan nasıl diye sormaz. Pederiniz, beyefendi, valideniz, hanımefendi nasıllar diye sorar. Yine dikkatimi çeken bir nokta. İstanbullu oturduğu evin caddeye veya sokağa bakan balkonuna çamaşır asmaz. Kadın çamaşırlarını başkalarının göreceği yerde kesinlikle kurutmaz. Genç İstanbullu toplu taşıma vasıtalarında yaşlılara, çocuklu kadınlara yer verir. Dondurmacıdan bir külah dondurma almış, sokakta herkesin arasında yiyor. İstanbul'da böyle bir kabalık ve mürüvvetsizlik yapmaz. Aslında çok fazla anlatacak şey var hocam. Mesela İstanbullu bu telefon devrinde randevu almadan ziyarete gitmez. Dindar bir kimse ise abdestli olarak gider gideceği yere. Evet. Ve İstanbullu edebi, yazılı, zengin Türkçe bilir. Konuşurken ve yazarken yanlış yapmaz. Bir de bir nokta daha vardı. İstanbullu sokak kedi ve köpeklerine, kuşlara, ağaçlara, yeşilliklere merhametlidir. Onlara su ve yiyecek verir. Asla merhametsizlik ve gaddarlık etmez demiş. Dikkatimi çekti. Demişsiniz ki eskiden İstanbullular Mekke demezler. Mekke-i Mükerreme, Medine demezler, Medine-i Münevvere, Şam-ı Şerif, Kudsi Şerif, Halebi Şahbağ derlerdi. Beyazıt Camii'ne gittim demez, Beyazıt Camii Şerif'ine gittim derlerdi. Bugün İstanbul'da oturan bazıları Abdülhamid'in sarayı gibi laflar ediyor. Doğrusu Sultan Abdülhamid'in sarayıdır. Hatta merhum cennet mekan Sultan Abdülhamid-i Sani Hazretlerinin sarayı derlerdi diyor. Aslında anlatılacak çok şey var. Böyle birkaç dikkatimi çeken yer varsa hemen onları da paylaşayım müsaadenizle. Gerçek İstanbullu maganda ve zonta değildir. Zengin, hatta çok zengin bile olsa ölçülü yaşar, ölçülü yer içer, makul yaşar, çılgınlıklar yapmaz ve aşırılıklar sergilemez. İstanbul kültürüne sahip bir kişi cebinde küçük bir not defteri bulundurur. Gerektiğinde kalemle ve düzgün bir yazıyla not alır. İstanbul'un yine el yazısı estetik olur. Eski İstanbullular düzgün rik'a yazısını bilirlerdi. Sultani ve idadiler de Fransızca okudukları için Latin kaligrafisine vakıf idiler. Aslında evet. Çok fazla var, yaklaşık 62 madde. Evet. Efendim orada bir şey tebarüz ettim. Sağ olun. Teveccühünüz bendenizin. Müsaadenizle ben bunları aktardım böyle. Çok güzel. Mehmet Şevket Eygi ağabeyindir o.
Şevket Bey fakire diyor ki Süleyman Bey siz de onu 250'ye tamamlayın. Onu yazan Şevket E gider. 62'ye kadar. Evet, gerisini de siz 250'ye Ramazan tamamlayın. Ramazanname'nin bir eki olarak evet, bu hazırlanmış zamanında. Evet, o Ramazanname bir risaledir. Orada kapağını da koydum. Aslında onu şu günlerde basıp bütün marketlerde dağıtmalı. İlgili bu kadar birimler var, holdingler var. Yazsınlar marketlerde her torbaya biri atan 30 sayfa ufacık bir kitap. Bu da onun içerisindedir. Şevket abi yazdı. Şevket Eygi Bey. Mehmet Şevket Eygi Bey. Şevket Eygi Bey'in. Şevket Eygi'yi de rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. 80 bin cilt kütüphanesine Ankara'da Millet Kütüphanesi'ne bağışladı. Para almadı, hediye etti. Bazı yerlerde tebarruz ettirilmiyor. Biliyorum lehvalarını, kitaplarını, her şeyini hediye etti. Peki 250'ye tamamladınız mı hocam? Bayağı ter dökmek lazım. Mesuliyeti hissediyorum. Çünkü yanlış bir şey anlaşılmasın diye de ümit ediyorum. İnşallah onu tamamlamak faydası olsun. Bu fakirin final sorusudur çocuklara. Sorulardan biri budur. Hocam hepsi çok güzel istifade edecek bilgiler var. Tabii. Ki son olarak da o yazıdan, dilden bahsedildi. Evet, evet. İstanbul'da şimdi devam edeceğim biraz önce kaldığımız yerden ama evet. İstanbul'un bir de kendine has bir Türkçesi var. Onu da belirteyim. Tabii İstanbul tabii. Türkçesi diyoruz. Tabii tabii. İ de değil, ı da değil evet, dediniz. Evet. Size bir İstanbul evet. Türkçesi yazımı evet. takdim etmişim. Ben de. O dil edebiyat Eyüp'te çıkan dergide neşredildi. Acizane bir şeyler karaladık. Pek bildiğimizden de değil ama o çok güzel, çok mühim bir yazı. Efendim, bizim büyük bir İslam medeniyeti var. Bütün İslam dünyası. Evet. Ta Hindistan'dan, Çin'den, Türkistan'dan, Afrika'dan, efendim Rumeli'den İslam medeniyeti. Ama bunun içerisinde bir Selçuklu medeniyeti, onun içinde bir Osmanlı medeniyeti. Osmanlı medeniyetinin içinde efendim bir İstanbul medeniyetinin içinde de bir Boğaziçi medeniyeti vardır. Boğaziçi'nde ayrı bir medeni yapısı vardır. Boğaziçi'nde. Tabii elbette. İnşallah bugün teşrif edin. İnşallah. Sizinle beraber bu gruplarla yıllardır anlatırım Boğaz'ı. Boğaz... Yani İstanbul ayrı kültürü, tabii, Boğaziçi'nin ayrı. Ayrı. Abdülhak Kinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı bu konuda çok mühim makaleleri vardır. En güzel Türkçe bu bizim bahsettiğimiz Türk dünyasında. İstanbul'da nerede biliyor musunuz? Kıztaşı, İskender Paşa, Fatih o bölgede. Muallim Naci orada doğmuş, büyümüştür. Muallim Naci'ye diyorlar, nereden öğrendin bu Türkçeyi? Annemden öğrendi. Anneler o kadar güzel Türkçe biliyorlar ki, hani anneler dedikodu yapmıyor. Ondan sonra Hümeyra Öktem Hanım'ın, dindar bir doktor hanımın hatıraları var. Talebelerim okuyorlar. İnsan hayran kalıyor. Bize diyor misafirler gelir, annenin ayet-i kerime okur, hadis-i şerif okurlar, şiirler okurlar, kahve içerler, katliyen dedikodu yapmazlar diyor. Çok da güzel konuşuyorlar. Çocuğa anne bu lisanları, Türkçe öğretiyor. Şimdi bu güzel Türkçeyi konuşanlara ben deniz yetiştim, onlarla görüştüm. Ali Yakup Efendimizin, Allah rahmet eylesin, hocamın hanımı vardı, Muammer Hanım. O çok güzel bu telaffuz ederdi, hayran kalırdım o. Keşke bant alsaydım o konuşmaları. Şimdi radyoda, televizyonda gidiyor, bir ton uydurma kelimeler çıktı. Agop Martayan. Toprağı bol olsun Ermeni, Agop. Ondan sonra o dil kurumu başkanı hakkında evet. yazılar da var. Türkçeyi bozdular, mahvu perişan edilen bir dil haline getirildi. Şu anda İstanbul insanı 275 kelimeyle konuşuyor. Halbuki Red House lügatinin 1920 Konstantinopol baskısı var. Konstantinopol diyorlar. 270 bin Türkçe kelime var onun içerisinde. 270 bin. Bin. Evet. Bundan 100 sene evvel şu memlekette biraz okuyan insan 270 bin kelimeyi kullanıyordu ve anlıyordu. Tasavvur. Şimdi 275. Daha başka yere gidersen 150. Git gel falan filan. İnsan hafızasında ne kadar kelime olursa o kadar geniş düşünür. Bu bunun ifade. Ama bu nerede bizim edebiyat kitabımız olacak. Tarih kitabımız olacak. Felsefe kitabında olacak. Coğrafya kitabında olacak. Mantık kitabında olacak. Bu biyoloji kitabında. Darwin olmayacak biyoloji kitabında. İlgililerin kulakları çınlasın. Evet, Darwin'in teorileri olmayacak burada. Bir de hocam şeye katılıyor musunuz? Yine bir kıymetli hocamızı ağırlamıştık, o söylemişti. Dile verilen, orijinal, evet. gerçek dilimize verilen en büyük zarar sadeleştirilmiş diye şimdi çıkıyor ya. Evet, evet. Sadeleştirilmiş dediğimiz o işte 270 bin kelimeyi belki de hafızamızda yer edinmesini sağlayacak eserleri sadeleştirerek günümüz diline maalesef çevirerek biraz daha dile zarar veriyoruz. Tabii Agop dil açar. Adam Martian göze batı diye değiştirdi. Agyasır Levent'in yazısı var. Orada görebilirler bu adamı. Enteresan birisidir bu. Şimdi böyle çok basit kelimelerle düşündüğünü ifade edemez bir hale getirildi. Sizi tenzih ederim. Güzel konuşuyorsunuz. Tebrik ederim. Samimi söylüyorum. Bazı spikerleri dinliyorum. Türkçe yok onlarda. Bozuk bir lisanla böyle uydurma
Türkiye'ye sala bindirdiler, sele verdiler gidiyor. Böyle Türkçe olmaz. Ya meslektaşlarımı tenzih ederim ama şey de var. Şimdi bir de plaza dili diye bir şey eklendi ya hocam. Maalesef. Maalesef. Bunu bozuyorlar. Bizim bu devletin dili, bu Osmanlı Devleti'nin dili. Bunu değiştirmeye uğraşıyorlar. Bu aslında Stalin'in projesidir. Perde arkasında. Fahri Rıfat'a uyurukça kelimeleri sokmuştur ve devrik cümleye getirmiş. Devrik cümle Türkçe'de kullanılır ama ısrarla kullanılmaz. İsrar eden benim hoşuma gitmiyor. Stalin projesi. Tabii. Onun kaynağını da biliyorum da şimdi açmayayım, iş değiştirecek. Hı hı. Bu adamlar bu milletin diliyle, imanıyla, her şeyle oynama. Biz İstanbul derken Türkolojiye kaymaya başladık şimdi. Ondan söyleyeceğiz. Ama buyurun İstanbul efendim. Türkçesinden bahsediyoruz. Evet. Ki böyle bir değişiklik, erozyon diyebiliriz biz buna aslında. Elbette, elbette. Türkçe elbette. Gibi şehir mimarisi de. Mimarimiz de böyle. Tabii. Şimdi madem o erozyondan bahsettik, isterseniz oraya da bir hemen girmek isterim. Henry Prost diye bir isim var. Tamam, teşekkür ederim. Öncesini söyleyelim. Arkadaşlar burada görebilmiş var burada. Olsun. Le Corbusier'i getirir misiniz? Le Corbusier. Madem açtınız oradan başlayayım, geleceğim. Şimdi dil bu şekilde bir erozyona uğradı. Tabii, tabii. Ama şehir de niye oldu? Onu da belirteyim. Erozyona uğradı. Tabii tabii. Evet, şimdi bu adam Le Corbusier. Fransız bu adam. Mimar. Bir mimar. Şimdi bu adam 1931'de İstanbul'a geliyor. Şehri biliyor. Bunun 3 tane kitabı çıktı. Ben de hepsini dikkatli okudum. Şehrin tarihini iyi biliyor. Biliyor. Mimar özellikleri biliyor. Bu mimardır. Buna İstanbul'un Nazım İmar Planı hazırlamasını hazırlıyor. Ve diyor ki sur içi sizin o kadar güzel ki diyor. Bu sur içine hiç dokunmayın. Şehir sur dışında büyüsün. Edirne kapısından sonra hiçbir şey yok. Bomboş şey. Şehri o tarafa. Ve bu adamı reddediyorlar. Kovuyorlar. 1951 senesinde bunda yapılan bir mülakatta ben diyor bilmeden bana muhaliflere diyor rapor vermişim. Beni reddettiler. Düşman olan birini getirdiler. Şimdi Henry Prost bundan Henry sonra. Henry Prost. Şimdi Corbusier bu adam. İstanbul'u o, bilen. Ehli insaf. İstanbul'un tarihine de aslında sahip çıkmak isteyen, şehrin dokusunu korumak istiyor. Tabii tabii. Hiç dokunmayın. Tarihi dokusunu tabii, korumak istiyor. Tasavvur edin. Ahşap evler, ahşap tekkeler, camilerimiz, hepsi İstanbul'da gelir gelir 200 çeşit tarihi menkul var. Ben de onu saydım. 212 tane. 212. Daha da çıkabilir. 200 tane. Cami, tekke, türbe, hamam, namazgah, sebil, selsebil, havra, kilise, sinagog falan bunlar da dahil. Şimdi bunlar tarihi gayrimenkuller. Şimdi bu adam Henry Prost, bu 1936'da İstanbul'a geliyor. O tarihi koruyalım diyor. Tabii. Reddediliyor ama onun kesin, projesi. Tabii. Ki tarihi de İstanbul'un tarihinde bilen bir isim. Biliyor tabii bunlar mimar olarak. Onun yerine gelen bu isim. Bu Prost'u getiriyor. Bu Prost. Bu ne kadar biliyor İstanbul'u? Cezayir'de bu da biliyor ama bak ne yaptığını delilleriyle, kaynaklarıyla söylüyorum. Böyle afaki falan değil. Buyurun. Yani bazıları böyle uçuk kaçık bir, yok öyle şeydi. Efendim bu ihaleye bağlıyor. Ankara yeni rejim Osmanlı'nın yaşamasını istemiyor. Yani mimarisiyle, şusuyla, busuyla Osmanlı silinsin, gitsin. Hepsi böyle. Ve bu adam 1936 alınca kaç lira maaş alıyor biliyor musunuz? O günkü gazetelerde var yazıyor. 18 bin lira alıyor. Hani 18 bin tane Cumhuriyet altını bugün düşünün. Bu Henry Prost o maaşı alıyor. 18 bin. Gazetede var. İnanmayın. Asıl bu. 18 bin Cumhuriyet altını. Aylık alıyor. Evet. Ve bu alınca yazamıyor. Gazetelerde var, internette var. Gazeteler tarandı. Hepsi kondu. Latin harfiyle bunlar. 1936'da. Hı hı. Yanına efendim Aaron Angel diye Safarat Yahudisi Fransa'dan talebesini asistan alıyor. Bu Aaron Angel hakkında Taş Vakfı kitap çıkart. Yani bu kadar müdeller söyleyeyim. Orada Aaron Angel bütün İstanbul'u biliyor. Bu Levanten kendisi. İstanbul'u dolaşıyorlar. Hocasına gösteriyor. Şu nedir, burası nedir, neresi yıkılacak, kalacak dolaşıyor. Ve bu adam hazırlıyor. 10 kişilik bir ekip teşekkül ediyor. Fakir bunları ben buldum. Bu 9 kişi. İsimlerini tek tek tespit ettim. Niyetim bunu bir yazmak. Ama o 10 kişinin arka planlarında yazmak. Hmm. Mesela onlardan biri Balyanlardan biridir. Ermeni. O da bunların. Daha başkaları da var. Bunu mevsuk bir tarzda ortaya koyarak telif etmek istiyorum. Ve kendisi bu işi onlara bırakıyor. Ve Fransa'ya gidiyor. 3-4 ayda bir geliyor. 3 gün kalıyor dönüyor. Semavi'yi çok iyi tanıyor. Semavi'yi o günlerde görüşüyor kendisiyle. Semavi'yi iyi tanırdım. Görüşüyoruz. Hocayla beraber görüşürüz. Bunu anlatırdım. Planı kabul ediliyor. 1952'de Prost'un işine son veriyor. Ve gidiyor.
1958 senesinde sizin dediğiniz konuya iyi ki açtınız bunu. Ben bunu anlatacaktım. Evet. İsabet oldu. Sizin sorularınızı açıyor. O tarihten yola çıkarak aslında. Tabii tabii ona gelecek. Dilden başlayıp tabii mimarinin bozulması, yıkılması. Bir tarih. Ne diyorsunuz? Bugün efendim 52'de gidiyor. 1958'de Adnan Menderes. Sizin mimarları, etrafını saranlar ve İstanbul'da büyük bir yıkıma başlıyor yol açabilmek için. Bunun planlarını, Prost'un planlarını uyguluyorlar. Henry Prost'un, bu adamın. Ve bu uygulayanları onu iyi bilmek lazım. Menderes'in etrafını sarmışlar. Menderes'le Cevat Akit Hoca Efendi ve ekibi bir görüşme yapıyor ve çok zor durumda kaldım diyor. Etrafımı masonlar sardı diyor. Özel kalem müdürü 33 dereceli mason Ahmet Salih Korur'dur. Bu adamı da gördüm. 75 senesinde faturamızı da kestik onunla. Efendim. İslam Enstitüsü'nün açılması için Hasan Basri Çantay Hoca Efendi'yi görüştürmüyor. Ömer Nasuhi bilmeden namaz kılarken gidiyor orada çıkışıyor. Nasıl müftülükle namaz kılabilirsin camiye git diyor. Böyle bir adam. Ve internet hepsini görürler bu insanların. Efendim yaşadığım bir vaka vardı anlatmak istiyordum da bir gün bir sahaftayım 1975 senesinin Cağaloğlu'nda bir zat oturuyor hiç tanımıyorum kendisini. Geldi Muhittin Nalbantoğlu kitapçı. İttihatçılar hakkında kitap sordu. Yok deyince bırak Muhittin abi de masonların memleketi mahvettiler, defolup gittiler. Oturan adam bir Osmanlı dedi ama çok değişik bir tarzda. Çıktı gitti. Tanıyor musun bilmiyorum. Bu adam dedi 33 dereceli mason Ahmet Salih Korur'dur dedi. Menderes'in danışmanı. Hmm. Bir numaralı adamı mesela çantayı görüştürmüyor. İslam Enstitüsü açılacak görün. Menderes ağlamış hatta gittiğinde. Bunu Cevat Akit Hoca Efendi. İstanbul'u da Menderes'in etrafını sarmışlar. Menderes diyorlar, beyefendi diyorlarmış. Aksaray'dan bakınca Bayezid Camii'ni görüyor. Ne var ne yok. Cami, tekke, türbe, çeşme hepsini yıkıyorlar. Bugün hiç taşı kalmadı. Peki hedeflenen şehir yapısı batılı tarzda. Modern bir, batılı tarzda tabii, bir şehir mimarisi. Tabii tabii. Bunlar İstanbul'da büyük bir katliama gidiyor. Bu Prost'un yaptığı bir ihanet daha vardır. Sanayiyi Haliç'e sokmuştur. Haliç mahvolmuştur. Tayyip Bey sağ olsun. Onun zamanında evet. Efendim bu Haliç temizlendi, pırıl pırıl oldu. Balıklar gelmeye başladı. Tabii sanayi oradan çıkarıldı efendim. Kıza çıkardı ama şimdi orada başka bir şeyler yapılmaya başladı. Ona da akıl sır erecek gibi değil. Bahsi diğer. Evet. Şimdi efendim bu Prost'un o yaptığı planlar Menderes'in zamanında uygulandı. Yeri gelmişken belirteyim. Buyurun. Bir tarihi hakikat bunlar ama. Karaköy Meydanı açılıyor. Orada Kara Mustafa Paşa Camii var. Arnavut tarzında. Abdülhamit yaptırmış onu. Efendim camiyi yıkarlar. Yıkarken şeylerine taşlarına rakam koyuyorlar. Burgaz Adası'na götürüp kuracağız diye. Götürürken tekne güya yan yatmış. Taşlar denize dökülmüş. Burgaz'da bir tane taşı var şu anda. Ve cami yok. Tam Karaköy'deki meydanın olduğu yerde. Orada tramvay durağı vardır. Evet. Tamam orada. Onun yanında bir banka var. Ziraat Bankası. 5 kat. Orada ne görüyorsunuz diye sormuyorum. Teddü imtihan değil. Orada Siyonizmi kuran Hira Mustafa'nın heykeli var. Denize bakıyor. 2 tane heykel. Mason Fransızca duvarcı ustası demek. Sol elinde keski, sağ elinde çekiç var. Böyle önüne bakıyor. Hışımla. Sağ tarafı da annesi var. Dul kadın. O dul kadının da kesesi var. Masonlukta dolaştırır. Herkes elini sokar. Kimi para bırakır, kimi para aldırmış. Takriben 100 küsür senedir orada. Kaynağını da söyleyeyim. Talebem, arkadaşım İbrahim Akkut, tarihçi. Fatih Belediyesi'nde tarihçi olarak çalışıyor. Bu konuyu çok güzel çalıştı ve kitap yazdı. Bakıp da göremedik. Ne heykeli var dediniz hocam? Hira Musa. Hira Musa'nın heykeli var. Siyonizmi, masonluğu kuran adam. Ne istiyor? Karaköy'de duruyor Karaköy'de. Mu hala? İşte bakmakta görmenin farkı evet. Bundan sonra göreceksiniz artık değişti. Getirsinler ekranda da anlatayım onu arkadaşlara. Söyleseydim hazırlardık. Ve bu İstanbul rehberi var meşhur. Orada birçok yerde var bu. Ama İbrahim'in kitabında da var. Bakıpla göremediklerimizde İstanbul diye İbrahim Akkurt. Yeditepe yayınlarından sonra resimlerini bastığını, olduğunu gösteriyor. Bakın bunlar öyle bir imaj meydana getiriyor ki bizim şuur altımıza atıyor bunlar. Reklamda 25. kare var malum haliniz. O sesle, efekle. Şimdi İmam Efendi kafasında kırmızı fesin üzerine sarı püskül. Yahu sen ne yapıyorsun? Hiç farkında bile değil. Daha başka şeyler yapıyorlar. Oymalı bilmem cübbeler yok. Cübbe sadedir. Sarık sadedir. Böyle yapılamaz. Hangisine söylediysen onun farkında değil. Hatta orada haç işaretini kullanıyorlar. Yani Diyanet Ali Bey merak ederse Ali Erbaş tanırım. Onun kaynağını da söyleriz onlara. Bakın bir algı operasyonu böyle. Mesela Nike.
İstanbul'la alakalı. Eski Yunan'da, pagan döneminde zafer tanrıçasının layık şu işaret. Ayakkabıda şurada burada adam işlemiş, herkesi şuur altına atıyor devamlı. Yani Batı pagan dönemini bu milleti aşılamaya çalışıyor reklamlarla. Biz sürekli biraz önce bahsettik işte dilde bir erozyon, şehirde bir şehrin yapısında erozyon maalesef. Ve şuurda, tarih şuurunda edepten bahsettik mesela. Sürekli buna yönelik böyle bir mücadele var. İstanbul üzerinden yapılmaya tabii, başlanıyor. Tabii. Şimdi oryantalizm diyoruz, siyonizmden Evet, bahsediyoruz. Evet. İstanbul daima hedefte, bu illa böyle işte biyolojik ya da kimyasal ya da askeri silahlarla değil. Değil tabii. Şimdi bununla beraber hücum ediliyor. Bugünkü yapılan internet programları, şunlar, arka planlarında bunlar var. Sen gence dinini, imanını, ahlakını öğretmezsen işte bunlar öğretiliyor. Bir ton böyle başıboş bir nesil meydana çıkma. Bunun mesulü kimdir? Eğitimdir. Dahası var, biraz evvel bahsettik, ilgililerden de bahsettik. Şu anda aramış olsalardı da arada konuşurduk onlarla. Evet. Hatta isimlerini de söylerim onlara. Yapmazlarsa mesuldür. Herkes yaptığından mesuldür, yapamadığından da sorumludur. Şimdi İstanbul üzerine gelince çok teşekkür ederim. Yani mühim bir konuya temas ettiniz. Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde fakirde bulundu içerisinde. Bu hafta, bir dahaki hafta başlıyordu. Sonra ne olduysa görünmez bir rüzgar iptal edildi. Yerimiz tepe başındaydı. Eğer başlayabilmiş olsaydı şu anda su batman seviyesine Süleymaniye gelmiş. Süleymaniye'de ilgililerin oturması lazım. Belediye başkanlarının oturması lazım. Süleymaniye, Zeyrek, Surlar Bölgesi ve Sultanahmet. Dört tane mühim yer. Sit alanları bölgesi. Buralar üzerinde çalışıyor. Son derece mühim. Zeyrek'te çalışmalarının sebebi de Zeyrek Camii'dir. Sağ olsun bir arkadaşın delaletiyle cami çok güzel restore edildi. O yol açılırken orası da epey aslında gördünüz, tarif minare, edilmiş. Zeyrek'e gittiniz herhalde. Evet. Zeyrek okuyuna çıkarken affedersiniz. Bir şeyi görmemiş olabilirsiniz. Çünkü ben ne gördüm biliyor musunuz? Lütfen hatta hazırlamış olsaydık da göz. Orada mola taşı var. Bunu biliyordum ama İstanbul'da örnek arıyordum. Hamal sırtında yük götürüyor. Siz bir hayır işi yapmak istiyorsunuz. Yahya Efendi yokuşunda da var. Tebrik ederim. Maşallah. Bak farkındayım. Güzel güzel. İkinci bulursanız yine söyleyin. Hamal oraya sırtındaki yükü koyuyor. Allah razı olsun bunu yaptırana diyor. Ondan sonra yükünü alıyor. Gene bayırdan çıkıyor. Yahya Efendi de var. İyi hatırladınız. Aslında sade büyük bir kaya parçası. O kadar. Tabii. Pek anlam veremeyiz belki. Gören ilk etapta anlam veremez ama. Bizim Murat Tuncay Bey arkadaşımız KUDEP başkanıydı. Bunlara plaket koydu. Bunu belediye, ilgililerin bunu yapması lazım. Şu millet bunu sadaka taşı var vesaire. Ama bu hamal taşı, mola taşı o kadar. Onu yaptırıyor. Sadakayı cari. Cami yaptır. Cemiyeti. Allah razı olsun. Yeter. İşte bu, şu cemiyetin temelinde o var. İşte oryantalist bunu incelerken bu millette bu iman var. Bu var. Bunu ortadan nasıl kaldırabilecek? Nasıl yapacak? Bütün bunun çalışması içerisinde. Bundan vuracak. Bakın bunlar bizim, tekrar ediyorum, tarih, edebiyat, felsefe, sosyoloji, biyoloji, mantık ve coğrafya kitapları. Milli eğitim şekil ve muhteva yönünde mutlaka disipline edilmeli. Düzeltilmeli. Şekil bir şey değil. Ders 40 dakika değil, 30 dakika olsun. Benim şahsi tespitim. Ama bu kitaplarda şunlar olmayacak. Abdülaziz Han şehit edildi. Bu yazılacak. Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan denilince. Tabii bunu söyleyecek. Mesela Hırka-i Şerif, Fırka-i Saadet. Bunlar konulacak. Yavuz Sultan Selim'in çamurlu kaftanı ve anlatılacak. Bunları ağacına, ilgililere söyledik. Efendim talim terbiye attı beyefendi. Kimse unutmuyorum ismini ama yazdım da hala halledilecek. Bizim kitaplar, buraya gelmişken onda bir, bizim tarih kitapları, bu bahsettiğim 6 tane kitap bir yerler tarafından okunuyor. Hoşlarına gitmeyince müteselsilen baskı yapılıyor ve bunlar herhalde yazdırılıyor. Herhalde diye tahmin ediyorum. Bunlar yabancı kültür merkezleri. Sırf bir gün böyle işlemek lazım. Bunları çağırmalı. Bu efendim Türkiye'nin nefes alışını takip ediyorlar. İstanbul'daki bütün konsol, büyükelçilikler Ankara'da. Hepsinin böyle kültür merkezi vardı. İsmen de söyleyeyim. Alman Arkeoloji Enstitüsü 1929'da kuruldu. Efendim muazzam resimler ve arşiv vardır. Alman Göte Enstitüsü Almanca öğretiyor. Alman Arkeoloji bu ve Göte Enstitüsü var. Bir de Alman Orient Enstitüsü var. İslami eserler üzerine 100 küsür tane Arapça ve Almanca kitap çıkarttı. O da Taksim'de. Fransızların Anadolu Araştırma Merkezi var. Fransız Kültür Merkezi var. İspanyolların Cervantes'i var. İtalyanların Kültür Merkezi var. Hepsini var. Ben bunları inceledim. Bunlarla bir gün
kültürümüz olan bir araya gelelim. Burada bu masanın etrafında konuşalım. Arkadaş sen bunu yaptın. Tamam. İşte ben kültür... Yani ne kadar masum görünüyor. Şimdi vakıf denilince tabii bizim medeniyetimizde vakfın önemi belli. Evet, vakfın değerleri, vakfın katkıları. Tabii. Bunların hepsi dimağımızda canlanıyor. Güzel. Evet. Şimdi baktığımızda o vakıfların da ismini duyunca acaba onlar da işte böyle yardımlaşma vakfı gibi insanların akıllarına gelebiliyor. Ben Anadolu'da böyle gittiğim en ücra köşelerde ya da illerde birçoğumuzun belki gitmeyeceği hiç neden gideyim ki diyebileceği illerde bile işte Amerikan, Alman ya da Fransız tarzında vakıflar gördüm. Yani bunlar sadece işte eğitim, yardım işi için mi buradalar? Değil. Hatta o konunun daha söyleyeyim 1960'ların ortasıydı. Barış gönülleri çıktı. Her yere geldiler. Köye, affedersin, köylüye tuvalet yapıyor, okulunu boyuyor falan filan. Daha sonra bunlar ne oldu anlaşıldı. Hı-hı. Şimdi bize İngilizceye gelmişti biri. Biz de lisanımız gelişsin diye katılıyorduk. Türkçe de konuşuyor, İngilizceyi anlatıyor. Yani isim söylemeyeyim. Bunlar tamamen kendi memleketleri için uğraşıyor. Araştırılmış bizim devlet tarafından. Bunlar niye geldi? Şu mu? Harpte bu asker niye ölüyor? Nasıl şehit oluyor? Annesi bebekken çocuğu büyütürken ona şehitlik hikayeleri anlatıyor. Çocuğun kulağında bu var. Ya onda iman var o çocukta. Hikaye tamam tesir eder ama ve bunu teşhis ediyorlar. Daha sonra bunlar yasaklandı. Burada kalanlar oldu. Onlardan bir tanesi Türkçe öğrendi. Şu anda bir üniversitede profesör. Hı-hı. Yazıyor, çiziyor da böyle güzel Türkçe konuşuyor. Hanımı da buradan birisi falan filan böyle. Yani su uyur düşman uyumaz. Sen de yap arkadaş. Bakın Vav televizyonuna güzel 5 tane Vav koymuşsunuz şuraya. Çok hoşuma gitti. Kestim biz saklıyorum. Zaten Vav televizyonunun, Vav TV'nin kuruluş amacında bizim sloganımız da o. Gerçek bilgi, doğru yorum. Çok güzel. Gerçek bilgi elimizden gelince siz gibi kıymetli hocalarımız da, yazarlarımız da, akademisyenlerimiz de izleyicilerimize doğru bir şekilde yorumlayarak İnşallah. Aktarmaya çalışıyoruz. Bak bu dediğinizin muhtevasında, çerçevesinde ben bilerek hem güzel Türkçeyle bir de bugünküyle tamam çerçevede Türkçe, muhteva da Türkçe, Türkçeleşmiş Türkçedir. Ziya Gökalp'in ama Ziya Gökalp'in bu sözü gerisine karışma. O da yaptığın hesabını verecek. Necip Fazıl'ın Babıhalesi'nde okusunlar Ziya Gökalp'in kim olduğunu. Ona da merak ederler şimdi. Merak edenler okuyabilir. Yakın tarihimizin bu mühim noktaları var. Lisan meselesi var, mimari meselesi var. Şimdi bu kültür medeniyet meselesi. Vakti de bakıyorum çünkü göstermek istediğimiz yerler vardı. Evet, evet. Hangisini, onlardan da gidelim. Mesela... Şimdi Eyüp Sultan, şimdi fetihle geldik. Hmm. Eyüp Sultan dedik, Ayasofya'dan Eyüp Sultan'a geldik. Müsaadenizle Yavuz Sultan Selim Han'ın... Geleceğiz. Onunla devam oraya edeceğiz. Gelirken şunu söyleyeyim. İstanbul'u alınca Fatih Sultan Mehmet Han'a diyorlar ki sultanım siz buraları şahıslara vermeyin. Arada tapu mapu olur, mesele olur. Efendim siz... Burayı sizin olsun, miri arazi, devlet arazi ve ilan ediyor. Sur içi diyor, bir devlet miri, ikisi de vakıf arazisidir diyor. Bunların gelirleri de buraya verilecek. Ve çağırıyor. İskender Paşa, mesela Bali Paşa, siz diyor paşa burada oturun ama kirayla. Kiraya da mukataa diyorlar. Siz kira vereceksiniz ama buralar şenlenecek. Ne yapacaksınız? Cami yapacaksınız, imaret yapacaksınız, Subyan Mektebi yapacaksınız. Buraları imar edeceksiniz. Tabii imar edeceksiniz. Şehir şenlenecek. Cemiyete hizmet edecek. O da kabul ediyor. Fakat diyor paşa siz dünyadan geçtikten sonra çocuğunuz bunda devam edecek. Müteselsilen gidecek mi? Şahsın değil. Yani bizim sur içi tarihi yarımada budur. İstanbul'da yani Fatih Belediyesi'nin olduğu yer. Bu unutursan üzülürüm onu göstereyim. Asıl İstanbul sur içi İstanbul'udur. Bunun haricindeki olan yere efendim Bilad-ı Selase, üç belde. Üsküdar, Eyüp Sultan ve Galata. Ve buralar hakkında encümen dosyaları vardır. Bakanlık ilgileniyormuş, yapacakmış, çıkacakmış. Kitap olarak çıksın. Arkadaş bak, ben burada Müller'in, Wiener'in kitabını gösteriyorum. Böyle kitaplaşacak o. İnternete koy. Elektrik söndü mü bir anda kaçıyor, gidiyor. Bunlar yapılması lazım. Şu kitap Fatih Belediyesi çıkarttı. Tebrik ederim. Mustafa Bey arkadaşımız hazırladı. Cemalettin Server Revnakoğlu. İstanbul'daki Fatih döneminin tekkeleri. Harikulade. Yakında çıktı. Hmm. Fakire hediye ettiler. Hayran kaldım. Hazırlayan Mustafa Koç arkadaşımıza çok güzel. Böyle kitaplar olması lazım. Yani 569 senedir İstanbul'da bulunduğumuz ispatı böyle kitaplarla olur. 569 sene. Yok mu var? Çok birçok. Fakat birçoğu artistik kitap. Öyle değil. Ciddi ve ilmi kitaplar olacak.
Mesela encümen dosyalarının aynen tıpkı basımı, latinize edilmesi ve güncel hallere gel. Bu bir. İkincisi, bu konuda fakirin raporları var. İlgililere verdim. Çok eski görüşüyoruz. İkincisi, Hayrat-ı Şerife defterleri var. Bunların resimlenerek yayınlanması. Üçüncüsü, Kaleönü defterleri var. 3000 tane. İstanbul kara surları hakkında. Daha bunlar hiç çalışılmadı. Şimdi biz ağzını biliyoruz, ilgileniyoruz. Tamam, bunlar da yapılabilir. Fatih Belediyesi örnek bir çalışması. Eyüp Sultan kısmı yayınlanacakmış. Üsküdar kısmı yayınlanacak. Mesela efendim... Hocam, Galata'dan ziyade mesela eski İstanbul dediğimizde... Evet. İşte Üsküdar sanki daha eski İstanbul. Yani Fatih sokaklarıyla Üsküdar sokakları çok yakın. Birbirine çok benziyor. Evet, tabii Galata biraz daha farklı. Levanten bir yer orası. Levanten tabii. Bir yer. Adamlar da orada, onlar ayrı bir din. Hatta orada hakkında kitapta çıktı, dinleri de ayrı, inanışlar. Onlar Cenevizlere dayanırlar. Hı hı. Bize söz vermişlerdi, Fetih'te bir şey yapmayacağız ama el altından casusluk yaptı. Fatih'te bilmesine rağmen mecburen onlara bir cephe açmadı. Boğaz'da zincir vardı. O zincir şu anda askeri müzede ve deniz müzesinde var. Evet, mutlaka çocuklara götürüp göstermeli. Askeri müze bizim harikulade bir müzemiz. Bir mehter çalıyor, ağlamamak mümkün değil orada. Onu görmeli. Şimdi böyle gidiyorum. Ben bir taraftan da saatime bakıyorum. Hı hı. Efendim burada... Şimdi yaklaşık 20 dakikamız kaldı hocam. Tamam. Yavuz Sultan Selim'le devam edelim. Evet, böyle kaç numaradaydı Yavuz Sultan Selim? Yavuz Sultan Selim'in... Arkadaşlar hemen getiriyorlar. 25, 26, 27 oraya ait fotoğraflar var. Özellikle kaftanı anlatacak. Onu o çok mühim. Lütfen getirir misiniz arkadaşlar? 26, 25, 26, şimdi 27. İstanbul'un dedik ki İslam dünyası için önemli bir belde hali, önemli bir şehir haline gelmesindeki tamam, etkili önemli padişahlardan birisi de Yavuz Sultan Selim. Elbette, elbette. Hilafetin çünkü taşındığı Cihangir şehir yani. Bakın enteresandır. Darül Hilafe. Tabii. Teşekkür ederim. İstanbul'un ismi Darül Hilafedir, payitahtır saysak çok. Yavuz Sultan Selim Farsça divanı var. Şah İsmail'in Türkçe divanı var. İkisi harbetti çaldıranda. O harbi saat saat hocamın Şahabettin Tekin'de okutmuştu bizi. Şimdi buraya şu çok hoşuma gittim. Özellikle gösterilmesini arzu ettim. İsmail Kahraman, meclis başkanı abimiz. Efendim tarihe çok meraklı. İşte Tayyip Bey, devletimizin başkanı. Efendim Yavuz Sultan Selim'in çamurlu kaftanını yerine koyuyor. Burayı anlatayım. Yavuz Sultan Selim Mısır seferine giderken yanında İbni Kemal var. Şeyhülislam. Atı çamura basıyor malumunuz. Sıçrayan çamur Yavuz'un kaftanını kirletiyor. Sultanım diyor, kusura bakmayın. Böyle bir hata oldu. Estağfurullah hocam diyor. Ulemanın atının ayağından sıçrayan çamur bizim için şereftir. Vasiyet ediyorum, ölünce tabutuma serilir. Ve tabutunu dünyada hangi devlet başkanı bunu söyleyebilir? Yavuz ve seriliyor. Orada sergideydi. Bir ara kayboldu. Yok, talebelerim ısrarla yolluyorum. Çocuklar gidin görün gelin. Gidin. Hocam yok 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 falan. Sonra açıkladılar. Bilmem restorasyon için depoya kaldırılmış. Bakımı yapmış falan. Mesele şuymuş. Bir kitap çıktı Ercan Bey'in. O kitap arkadaş getirmişti. Meğer bunu kaçıracaklar. Evet, 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ bunu yiyip Şeyhülislam olarak dönecekmiş. İşte bir hilafet sembolü de budur. Yani şu şekilde gayet güzel restore edildi. Tayyip Bey ile İsmail Bey sağ olsunlar yerine koyuyorlar. Mutlaka görmek lazım. Hatta bu cumartesi günü burada Hafsa Sultan için bir dua yapılacak. Hafsa Sultan efendim Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi. Annesi. Yavuz'un hanımı. Onun kabrini yeri getirir misiniz arkadaşlar? Orayı da gösterelim. Bu Yavuz Sultan Selim'in türbesi. Ayşe Hafsa Sultan. Evet evet. Yapılmadan önceki. Ya ve, kayıp da orası. Görün sadece... Türbenin yapılmasına vesile olan bir fotoğraf var. 14. fotoğraf hatta. 14. Önce onu görelim. Tabii oradan gidelim. Efendim. Bu son hali. Bu son hali. Yine burası dümdüz. Hiçbir şey yoktu biliyorum. 11. Şimdi, fotoğrafta yıkık hali de evet. Var zaten. İşte bu. Hafsa Sultan'ın türbesi. Yanında kızı da var. Düşünebiliyor musunuz? Bir valide sultanın türbesi yıkılmış, gitmiş. Arkadaşlar fotoğraflarını buldular. İlgili yerlere. Kaç yıl böyle kalmış? 100 küsur sene, 130 küsur o civarda. Maalesef. Yani bu büyük bir vefasızlıktır. Ve arkadaşların ispatı, Ercan Bey'in gayreti, oğlu Yasin de burada hakeza, onların gayretleri. Çok güzel burası ihya olundu. Türbe yapıldı. Geçen hafta orada bir merasim yapıldı. Anneler için. Mesin Macunlu Valide Hanım çıkarmıştı. Manisa Vakfı ile beraber. Şimdi bu böyle ihya edildi. Son halini de bir kez daha görelim. Türbe görelim efendim.
Bir de 14. fotoğrafı merak ettim hocam. Onu da bakalım. Türbenin yapılmasına vesile olan bir fotoğraf lütfen var. Bakın gayet güzel. Orijinal şekliyle aynen türbe. Demek istenince yapılıyormuş bunlar. Eski hali. O eski hali yok. O eski halinde tamamen kabir görülüyor. Ha, yok. Yapılmasına vesile olan fotoğraf diyoruz ya. Ha, bunlar değil. O fotoğraf tam bulunamadı. Fakat eski bulunamadı. Fotoğraf bulunup belgelenince o kabir tuğla etrafı çevrili. O da vardı ama herhalde alınmadı. O ispat edilince yapıldı. Şimdi burası İstanbul'un meşhur tepeli ve İstanbul'un en güzel görüldüğü yerlerinde birisi burasıdır. Mimar Sinan yapısıdır. Yavuz Sultan Selim bir külliyedir. Külliyeyi de buradan bunun üzerinden söyleyeyim. Cami burada. Girişte de Sıbyan Mektebi vardır kendisinin. Bizde 4 yaş, 4 ay, 4. gün çocuk okumaya başlar. Bedi Besmele merasimiyle. Ayşe Hanım kızımız da öyle başlayacak inşallah. 4 yaş, 4 ay, 4. gün. Böyle dualarla, ondan sonra hocaya hediyelerle, arkadaşlarla. İnşallah. Ve çocuk severek okula gidiyor. Şimdi çocuk kaçmaya çalışıyor okullar. Öğretmen de ne yapsın? Şimdi medresesi var. Medresesi de Vatan Caddesi'nde Şadi Altun Kliniği'dir şu anda. Bakın Sinan o kadar güzel düşünüyor ki oraya medreseyi herhangi bir yere koysa boğulacak. Daha güzel görülmesi için Şadi Altun Kliniği bilirsiniz. Vatan Caddesi'nde görünür. Oraya kondu. Onun mescidi var. Minaresi yok. Fotoğraflarını götürdük, çizimlerini götürdük. Kaydısı duruyor. İlgililerin kulakları çınlasın. Minare yapmak mesuliyet. 10 metre minare yapacaklar. Ve kapı açık olacak. Millet gelecek, namaz kılacak. Ya, tasavvur edin, bir kültürün ifadesi. Külliye. Bizden batıya bakın, geçen unsurlar var. Bunlardan biri üniversite. Biri rasathane, biri şifahane. Şifahane, hastane. Hastane kelimesi Almanca'dan geldi. Krankenhaus, hasta evi demek. Ondan sonra şifahanedir. Hasta şifa bulmaya gider ya. O hasta kelimesi bile insana şey yapıyor, tesir ediyor. Ta 2. Mahmut devrinin Almanların tesiriyle bunlar yapıldı. Yeri gelmişken Almanlar İttihatçılar zamanında da çok hakim oldular. Birinci Cihan Harbi'ne onlarla beraber girildi. O sırada Zeppelin'le İstanbul hava fotoğraflarını çektiler. Çünkü onlar kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun varisi olduklarını iddia ediyor. Almanlar. Tabii. Biz diyor kutsal Roma Cermen İlgileri bundan dolayı o zaman. Elbette hem de nasıl İstanbul'dan ne çalışmaları söylemişken hemen vesikası burada. Halep oradaysa arşın burada. Merak edene de göstermiş. İşte bu kitap Wolfgang Müller Wiener'in kitabı. Bu Collection zur Topografie İstanbul. Bu kitap Almanca. Bendeniz bunu daha evvel de bildim. Fotokopisini kendisine aldım. Türkçe de çıktı bu kitap. Ama içerisinde hatalar da vardı. Çok güzel hazırlanmış. İlk başta kirşen kiliselerden bahsediyor, götürüyor. Ondan sonra camiler, medreseler falan asır asır incelemiş. Fakat adam kendi hesabıyla yapıyor. 18. asırdan sonrasını almamış. Çünkü 18. asırdan sonra Bizans unsurları fazla İslami eserlerde görünmüyor. Şurada içine getirdiğim bir şeyi daha belirteyim. Şu. Efendim. Hocam hazine, İstanbul hazinesi resmen masanın tabii, üstünde. Tabii bunlar diyorum İstanbul hakkında ciddi kitaplar yayınlanması lazım. Ciddi ama. Ayasofya hakkında Batı'da 2000 kitap çıktı. Yanlış duymuyorsunuz. 2000 küsür kitap çıktı. Türkçe bir iki tane ancak var. Onları da biliyorum. Niye? Bu kadar büyük kuruluşlar, holdingler var. Şunlar, bunları yapması lazım. İdareci de bu. Şu da efendim şöyle göstersem. Tabii bu da matkaç. Hangi kamera? Bu arkadaşımız mı alıyor? Hemen karşınızdaki de tamam, göstereyim. Tamam, o da o. Bu matkaççı nasıl? Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamış. Menazile Sefari İrakayn diye kitabı var. Buradan padişahla beraber çıkıyor. Irak'a kadar gidiyor. Önce İstanbul'un minyatürünü çiziyor. Şurası. Suriçi İstanbul. O kadar sanatkar bir insan ki matrakçı nasıl. Sanki bir kilometre yükseğe çıkmış tarihi yarımadayı çiziyor. Tepeden. Tepeden. Bunu detaylı olarak bazı yerlere mesela Fatih Belediyesi'nin girişine konulacak. Belediyenin olduğu yer de var. Mesela Ayasofya iki minareli orada. Sultanahmet Camii yok. Hayret edin. O kadar güzel ki yani bunların bu bizim tarih kitabında bunun olması lazım. Bunların anlatılması. Şu tarafta Beyoğlu kısmı. Ama buraya kadar gelmiyor. Burası daha uzak bir semt olduğu için onu almam. Harikulade bu adam giderken gördüğü yerlerin minyatürlerini çizmiş. Ondan 100 sene sonra da Evliya Çelebi aynı yerlere gelmiş. Evliya Çelebi ile bu zatın çalışmaları mutabık. O kadar birbirine benziyor. Şimdi burada da şöyle tutayım bakın. Altını göstereyim ne olacak. Burada bilmiyorum ne görüyorsunuz ne göremiyorsunuz. Bir algı operasyonu var.
Köfi bir hat. Hat ama ne var? İşte bakmayla gör. Estağfurullah, rica ederim. Sizi imtihan etmek değil. Estağfurullah. Haşa. Şimdi arkadaşlara da, kameramanlar, siz de bakıyorsunuz. İsterseniz söyleyin. Burada İstanbul'da. İstanbul'un T kelime, T harfini görüyorsunuz. Nedir o? Haç. Haç. Niye? Evet. Bu bir böyle çiziyor. Algı. Algı tabii. Maalesef. Tabii orada çiziyor, burada yapıyor. Algı. İmgeler bilinçaltına etki ediyor. Esin diye tabii. Bunun sergisini gezdim, sergiden aldım. Kitabını da aldım, okudum. Hazırlayanlar da biliyor. Ne haber ya, sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? İstanbul'un T'sini haç yapmış. Gel bakalım arkadaş. Bu böyle evet, işleniyor. Evet. Algı İstanbul operasyonu, daha maalesef. Çok şeyler. Bahsettin, şu da bir raporum, bir ilgili yere 4 sene evvel verdik ama netice alınmadı. Şahsi bir maddi taleple falan değil. Bunlar yapılsın. Çok önemli çalışmalarınız var. Estağfurullah. Yani bunların muhakkak öğrencileriniz, ne mutlu onlara ki sizlerden bugün istifade ediyorlar. Estağfurullah. Bizler de ne mutlu ki sizleri burada ağırladık ve istifade ediyoruz. Estağfurullah. Vesile oldunuz. 10 dakikamız kaldı. Evet efendim. Şimdi tarih boyunca biz şunu gördük anlattıklarınızdan. Gerçekten de biz Batı'ya birçok şey verdik, evet. Birçok şey gönderdik. Evet. Hala gözleri İstanbul'da. Tabii, ki eserler üzerinde, imgelerle onlar bir şekilde bilinçaltımıza işleyerek, işte vakıflarla ya da yazarlarla, bugün sosyal medya, internet aracılığıyla hala işlemeye devam ediyorlar. Elinizde bir kıymetli eser daha var. Bunu söyleyeyim efendim şu, inşallah çıkacak. TRT2 fakiri aradı, Nevzat Kaya arkadaşım var, İbrahim Hakkı Yiğit var, İstanbul'da. Üzerine bir konuşma, kütüphane üzerine gittik ve ben bunu götürdüm. Burada da göstermek istiyorum. Mesele şu, bunu açıp göstereceğim arkadaşlara da. Kütüphane ve İstanbul bağlantısı, Süleymaniye Kütüphanesi'ni anlattık. Arkadaşlarım da çok iyi biliyordu. Abdülhamit Han, büyük bir deha. Necip Fazıl diyor ki, Abdülhamit'i anlamak Türkiye'yi anlamaktır. İnanın çalıştık ki o sözü daha iyi idrak ediyorum. Abdülhamit'i anlamak Türkiye'yi anlamaktır. Düşman olan muhalif zaten. Evet. Ona ne diyor adam bilmem ne. Tarih kitabına nasıl koyarsın yahu sen bunu? Olur mu öyle şey? Şimdi Abdülhamit Han o günkü kütüphanelerin kataloğunu çıkarttırıyor. Cetvel diyorlar bunlar, defter diyorlar. 1898, 901, 902 sıralarında bunlar basılıyor ve bütün dünyaya dağıtılıyor. Ama bunlar hep yazma kitaplar, matbular değil. Bunlardan bir tanesi de şu efendim. Defter. Bu Esat Efendi Kütüphanesi. Şimdi İstanbul'da camilerde, tekkelerde, konaklarda çok kütüphaneler vardı. Kütüphaneler 1916 senesinden itibaren, Cumhuriyet döneminde de tekkeler 1925'te kapalı, Süleymaniye getirildi. Süleymaniye'de şu anda kütüphanesinde 150 koleksiyon var. Yazma eserler. Yazma. 100 bin cilt kitap var. 100 bin cilt. Evet. En eskisi 1390 yaşında kitabı. 1390. Gidip bunları görmek lazım. İşte Milli Eğitim çocuklara, hocalara mecbur gidip bunların görülmesi, yapılması lazım. Şimdi elinizdeki eser. Bu defter Esat Efendi bölümünün kitapları. Burada başta Kur'an-ı Kerim'den başlıyor. Onların ama hep yazma kitaplar bunlar. Bak, kaç yıllık bir eser? Bu 1390 ya 100 senelik, 100 küsur senelik. Kütüphane-i Esat Efendi diyor. Ayasofya civarında Yerebatan mahallesinde kaindir. Yerini de gösteriyor. Bunlar 40 tane. Bakın ne işe yaradı? İstanbul'un işgali yıllarında eşkıya, adamlar eşkıya. Kafasında var. İngiliz askeri olarak, subay olarak gelmiş efendim. Yanına da askerler alıyor. Bir manda asker. Süleymaniye'ye geliyor. Edirne Kapı Camii'nin imamı, Mihrimah Sultan imamı Abdullah Efendi vardı. Abdullah güzel yazıyor. Hocamız da büyük bir alimdi. Hafızı kütüp. O orada tahmin ediyorum olsa gerek adam gelmiş. İngiliz subay, askerini de getirmiş, sandıklarla kol yok, yazma kitapları sandıklara dolduruyor, götürecek. O yazma kitaplar inanır mısınız? Bir görseniz, hayretse bu kadar güzel bir kitap yazılabilir. İlmi kitaplar, tefsir, hadis, fıkıh, matematik, neyse. Mesela bir Kitabul Hiyer var, otomatik makineler hakkında. Bugünkü bu efendim dronların falan filan ilk atası, çıkış, hareket noktaları. Gülhane'de parkındaki teknoloji müzesinin ilki, Kitabul Hiyer orada var. Hayret edersin. İlk örnek çalışmalar, otomatik makineler. O sırada bizim Hoca Efendi bu kitaplardan birini çıkarıyor. Ama hangisi bilmiyorum. Bunlar 40 tanedir. Diyor ki siz bunu götürüyorsunuz. İstanbul'a hakimsiniz. Adam subay kıyafeti veya sivil geldi bunlar gibi. Fakat biz diyor bunları işte sene 1920 veya 21 olsa gerek. İşte 21-22 sene ver. Biz bunları bütün dünyaya yaydık. Götürüyorsunuz ama dünya bilecek ki siz bunları çaldınız.
düşünüp mahcup olmuşlar ve geri bırakmışlar. Geri bırakmışlar. Evet ve Abdülhamit Han'ın bir feraseti mi bambaşka bir şey. İşte bu kitaplar Bibliotek Nasyonel'e gidecekti Süleymaniye. Ondan sonra British Museum'a gidecekti o kitap. Ya inanın bir gün bir denk düşse de görsen. Özel izin alsa kütüphane gösterir bunları. İnşallah. Ya şu ortaokul, lise talebesi, fakültede bize hocalarımız götürüyordu, gördük. Hocam bunları. Talep gerekiyor tabii ki. Hani evet. Bir istek de gerekiyor. Bu işe merak salanların da olması evet. Gerekiyor. Ama onlardan adım olmasa da en azından yetkililerin bu konuda adım tabii, atması. Tabii. En azından bu şuuru tekrar uyandırmak için İşte gerekiyor. Burada Milli Eğitim'in bakanından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'ne, bilmem hangi daire başkanı ismini söylemiyorum. Söyledik. Ellerine raporunu verdik. Arkadaş sen oradasın işte. Biz de buradayız. Gel bunları yap. İstanbul dersi koy buraya. Ya. Şu evet. Şehri sevdir. Bu şehre sahip çıkalım. Bu şehir bizimdir. Hatta burayla alakalı size güzel bir noktayı da tebarüz ettim. İstanbul'un işgali günleri. Vali de burada doğmuş. Dedem burada. Askeri alay müftüsü. Çok üzülüyorlar. Bir sabah camiye gidince şöyle bir pano. Üsküdar tarafından bu tarihi yarımadaya bakıyorsunuz. Sultanahmet Camii 6 minaresiyle harikulade, Ayasofya 4 minaresiyle, Topkapı Sarayı Adalet Kasrı 45 metre, bütün şehir görüyor. Yani Osmanlı adaletle idare ediyor. Hakikaten adalet uymasaydı olmazdı. İbrahim Bak Uzun Çarşılı, ordinarius profesör. O diyor ki, ilmiye teşkilatında yazıyor, ben diyor şunu gördüm, Osmanlı adalete uyarak bu kadar yaşadı. Hocam, binalar yani saray dahi alçak yapıdan oluşurken, tek yüksek yapı Adalet Kulesi. Ona evet. Da Adalet Teşhisiniz yok. Tabii. Divan onun altında toplanıyor. Ve orada tutulan mühime defterleri var. 257 tane. Bunları Osmanlı Arşivi yayınlamaya başladı. Çok güzel. Tebrik etmek lazım. Bir kısmı daha hepsi yayınlanmadı. Ve derinliğine Haliç, Süleymaniye görülüyor. Şu anda İstanbul'un gerçek alemi. Arkadaşlar biraz evvel buradan alıp göstermek için götürmüşlerdi. Süleymaniye Camii'dir. Onun da hemen Süleymaniye Külliyesi'ni de görelim. Göstere o arkadaş buradan efendim. Evet. Şimdi. Burası Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı işte Ayasofya efendim. Arkada Sultanahmet görülüyor. Evet. İşte Adalet İşte bu da. İşte İstanbul'un gerçek alemi, sembolüdü. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin alemi olan 4 minare Süleymaniye Camii'dir. O logodaki dört. Logoda, logo buradaydı arkadaşımız. Evet, gösterecek şimdi, sanırım. Gösterir. Ama şimdi gözümüzün önüne getirdiğimizde. Tabii herkes biliyor. O 1962 senesinde bir yarışmayla kabul ediliyor. Ayasofya değil. Değil. Sultanahmet değil. Hele Kız Kulesi hiç değil. Hiç değil. Onun, Galata değil. Hayır alakası yok. Süleymaniye. Bakın onun özelliği de şu. Dünyada 3 tane. Şurada dursun efendim. Böyle durabilirse. Dünyada çekim merkezi Mekke, Manisa ve Süleymaniye. Manisa. Evet onda orada manejum yatakları var. Mıknatıs çekiminden dolayı. Burada da var. Bunun incelenmesi lazım şu coğrafyanın. Mekke'de 13 bin tane tepe var. Mekke'nin etrafında. Hava fotoğraflarını gördüm. Bakın 15-20 derece Kabe'ye dönüktür onlar. Duyunca inanamıyordum. Çekimini gördüm hayret ettim. Evet. O tepeler böyle 15-20 derece Kabe'ye dönük. Hayret edersiniz. Harikulade. Orada aynı Zübeyde su tesisleri var. Bugün ben değil. Çok iyi bilen Remzi Demirlikan arkadaşımız var. Gelse de olamazsa. Aynı Zübeyde su tesisleri. Remzi Demirlikan. Necati Bey var. Necati Öztürk arkadaşımız. O da çok iyi biliyor bunları. Yani şu milletin, yani İslam medeniyetinin temel unsurları bir görürsün. Onu çok arzu ediyorum. İnşallah. Aynı Zübeyde su tesisleri. Kitaplaşması lazım bunların. Şimdi Süleymaniye bu 4 tane minaresiyle her şeyiyle mesela bendeniz her tarafını dolaştım. Minareye de çıktık ama özel bir izinle şimdi çıkartmıyorlar. Efendim İstanbul çok güzel görülüyor. O kubbenin içerisine giriyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir ses, akustik var. 256 tane testi, 57 tane de küp var. Mimar Sinan onları kubbenin içerisine koymuş. Oraya çıkınca fark ediyorsunuz. Elinize vurunca sesi duyuyorsunuz. Bir hafız arkadaş kubbenin karşısına geçti. Ben denizde bu taraftayım. Okuyor, ses böyle gidip geliyor. İçerideki efendim is odası malum haliniz. Kandiller yanıyor, isler çıkıyor. İçerisinde Sinan o kadar güzel bir hava akımı yapıyor ki hemen çıkışta şurada is odası var. İç tarafta. Hala duvarlar simsiyah. Oradan is alınıyor. Ondan yazılan kitaplar bin küsür senedir yaşıyor. Süleymaniye'ye gidelim. 1200 senelik El Cembere Fil Lugadi İbn-i Dureyd'in kitabı üzerinde çalışıyordu. 1200 senelik pırıl pırıl okunuyor.
Şimdi kitaplarımız uçmaya başladı. Süleymaniye muhteşem bir bütün külliye. Peki, Kıymetli Hocam. Buyurun efendim. Vaktimizin sonuna geldik. Ben sadece çok kısa bir soru. Sizin gözünüzde, gönlünüzde İstanbul dediğimizde aklınıza gelen peki sizin simge eser hangisi? Söyleyeyim. Merhum Çetin hocamız vardı, Nihat Çetin Bey. Rahmetli oldum. O söylemişti. Ben de ona katılıyorum. Haddim olmadan bir ilave yapacağım. Cami, kütüphane ve Boğaziçi. Cami, kütüphane ve Boğaziçi. Peki. Süleyman Hocam çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ağzınıza sağlık, ilminize bereket. Ben size teşekkür ediyorum. Vesile oldunuz. İnşallah. Talebelerimize, halkımıza, dinleyenlere faydalı olmuşuzdur. İnşallah. Efendim bugün İstanbul'u konuştuk. Çok kıymetli Süleyman Zeki Bağlan hocamızla birlikte yeni bilgiler öğrendik. Ama inşallah devamı gelecek bir başka programda görüşmek dileğiyle diyelim. Esen kalın. İnşallah.